Günaydın arkadaşlar. Bayraklı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Pınar Hoca ile rehberlik dersindesiniz. Normal şartlarda aslında ben bugün sizinle başka bir konuyu konuşmak istiyordum. Ama biliyorsunuz geçen hafta İzmir olarak biz çok büyük bir depremi atlattık, yaşadık. Büyük bir deprem yaşadık. O yüzden konumu deprem ve depremden sonraki psikolojik travmalara ayırmak istedim. Biz İzmirliler olarak aslında depremi her zaman yaşıyoruz değil mi? Ufak ufak böyle hani bazen kendi aramızda da konuşuyoruz. İşte depremi hissettin mi, hissetmedin mi? Ben hissettim, sen hissetmedin mi gibi. Böyle alışığız aslında biz depremlere. Ama geçen haftaki yaşadığımız deprem çok beklenmedik bir depremdi. Bayağı da etkileri devam ediyor. Hala da uzunca yani devam ediyor ve böyle uzunca bir süre devam edecekmiş gibi duruyor. Uzmanlar depremden önce ve deprem sırasında neler yapılması gerektiği ile ilgili çokça açıklamalar yapıyorlar zaten. Ben bugün sizinle deprem sonrasında ebeveynler olarak neler yapmalıyız? Çocuklarımız nasıl tepkiler verecekler? Hangi yaş grupları nasıl tepkiler verirler? Ve bu tepkilere karşı biz onlara nasıl yaklaşmalıyız? Bugün sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum. Konumuz dediğim gibi deprem. Deprem biliyorsunuz yani dediğim gibi biz ülke olarak da zaten deprem kuşağında bir ülkeyiz. Çokça fay hatlarımız da var. Önce bir travma ne onu konuşalım. Travma dendiğinde genellikle fiziksel yaralanmaları anlarız. Ancak insanlar deprem gibi afetlerden sonra da psikolojik travmalar geçirirler. Korkutucu veya zarar verici olaylar karşısında insanların gösterdikleri tepkilere biz psikolojik travmalar diyoruz. Psikolojik travmalar o an depremden hemen sonra da yaşanabilir. Sonrasında gecikmeli olarak da bu travmaları görebiliriz. Ve bu travmalar kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir. Bir afet sonrasında çocuklarda görebilecek ortak psikolojik tepkiler de var. Ben bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. 5 yaş ve altındaki çocuklardaki tepkiler şu şekilde oluyor. Ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istemiyorlar. Sürekli ağlamak veya ağlamaklı olabilirler depremden sonra. Huzursuzluk hissi ve huysuz sinirli olabilir bu çocuklar. Öfke nöbetlerini görebiliriz bu çocuklarda. Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetleri de sıkça karşımıza çıkabilir. Parmak emme veya altını ıslatma gibi aslında olmayacak. Bu yaş grubunda çok olmayan daha küçük yaş gruplarında göreceğimiz bozuklukları, davranış bozuklukları da karşımıza gelebilir. Deprem sonrasında. Aşırı ürkeklik, korkuların başlaması, işte yalnız kalma, karanlıktan korkma ya da hayaletler gibi vesaire korkular çıkabilir bu afetten sonra. Oyunlarda sürekli depremleri canlandırma, işte depremde şöyle olmuştu, böyle olmuştu gibi oyuncaklarıyla oynarken ya da herhangi bir oyun esnasında sürekli depreme dair oyunlar oynayabilir bu yaş grubundaki çocuklar. Konuşma zorluğu da yaşayabilirler. 6-11 yaş arasındaki çocukların tepkileri ise şu şekilde oluyor. Bu yaş dönemi okul çağı olduğu için her şeyden önce okuldaki çeşitli problemler yaşayabilirler. Arkadaş ilişkileri, öğretmen ilişkilerinde problemler yaşayabilirler. Ders başarısının düşmesi olabilir. Dersleri iyi giden öğrenci bir anda işte bu afetlerden sonra bir bakmışız ders başarıları aşağıya inebilir. Herkesten uzaklaşma, içine kapanma olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirler. Kabus görme, uyumak istememe veya uyku problemleri yaşayabilirler. Çok uyuyabilirler ya da uyumak istemeyebilirler. Kabuslarla uyanabilirler. İşte depremi görebilirler kabuslarında. Bu tarz problemler de karşımıza çıkabiliyor. Yine bir önceki yaş grubunda olduğu gibi karın ağrısı ya baş ağrısı gibi fiziksel özellikler de tepki verebilirler. Zaten hani bunların hepsi psikolojik travma olarak karşımıza çıkar. Aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olabilirler. Dikkatini toplamada güçlük çekebilirler. Asılsız korkular geliştirirler. Hep bu korkulardan söz ederler. İşte yalnızlık korkusu, karanlık korkusu, bir yerden düşme korkusu gibi bir takım korkular geliştirebilirler. Sevdiği şeylerden artık zevk alamama, yani yaşamsal enerjilerini kaybedebilirler bu dönemden, afet döneminden sonra. İşte arkadaşlara vakit geçirmekten artık zevk almazlar ya da ne bileyim sevdikleri bir şeyleri yapmaktan zevk almamaya başlarlar.
yaşıtlarından daha fazla ya da daha az yemek yeme. Ya bu da oluşabilir. Çünkü dediğim gibi bir travma yaşıyoruz ve depremden sonra bir travma yaşıyoruz. Bu çocuklar belki yemek yemek isteyemeyebilirler. İşte bir iştahsızlık başlayabilir ya da çok fazla yemek yeme gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz biz bu yaş gruplarında. 12-17 yaş arasındaki çocukların tepkileri ise artık bu yaştaki çocuklar ergen oluyorlar. Dolayısıyla onların da kendilerine, kendi yaş gruplarına uygun tepkiler gösterebiliyorlar. Çeşitli okul problemleri yaşarlar. Ne dedik? Zaten bir önceki yaş grubunda da okul çağında oldukları için, bu yaş grubu da orta öğretim çağında oldukları için okulda işte arkadaşlarıyla problem yaşayabilirler ya da öğretmenleriyle problem yaşayabilirler. Uyku problemleri, uykusuzluk, kabus ve vesaire, zaten bunlar her yaş grubu için olabilecek tepkiler. Depremi hatırlatıcı yerlerden ya da kişilerden kaçma, işte depremi unutmaya çalışma gibi durumlar oluşabiliyor. Deprem hakkında konuşmaktan kaçma. Tütün, alkol ya da madde kullanmaya başlama. Bu da şöyle oluyor. Zaten ergenler oldukları için bu yaş grubundaki çocuklar özellikle depremden sonra çok yakın birinci derecedeki akrabalarını ya da ebeveynlerini kaybeden çocuklarda tütün, alkol gibi işte madde bağımlılığı gibi alışkanlıkları kullanma ihtimalleri yüksek olabilir. Aşırı alıngan ya da öfkeli olurlar. Yani en ufacık bir şekilde öfkelenmeyecek olaylara bile artık tepki vermeye başlarlar ve öfkeli olurlar. Her şeyden sürekli sinirli dolaşabilirler. Sevdiği şeylerden artık zevk almama. Tabii bir travma yaşıyor çocuklar ve dolayısıyla sevdiği şeylerden artık eskiden yapmaktan hoşlandığı şeyler bir müddet zevk almamaya başlayabilirler. Herkesle kavga etmeye, sorunlu davranışlar göstermeye. Bu da var. Arkadaşlarıyla, dediğim gibi öğretmenleriyle ya da ebeveynleriyle sürekli kavga hali ve tepki gösterme gibi davranış bozuklukları gösterebilirler. Bu tarz tepkiler gösterebilirler. Aslına bakarsanız deprem sonrasında bu tepkiler normal, beklenen tepkilerdir. Biz bunu anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak tanımlarız. Dolayısıyla yaşanan olay sonrasında birkaç hafta içinde bu tepkilerin zamanla azalması beklenir. Ama bir ay geçmesine rağmen hala bu tarz tepkiler devam ediyorsa ve azalmıyorsa ve şiddeti artıyorsa artık bu ciddi bir duruma gidiyor demektir ve bir uzmandan yardım almamızda fayda var ebeveynler olarak. Peki biz ebeveynler olarak bu çocuklar bu tepkileri veriyorlarsa deprem sonrasında biz neler yapacağız? Ebeveyn olarak nelere dikkat edeceğiz? Onlara nasıl yaklaşacağız? Bir de onlara bakalım. Her şeyden önce çocuğunuzu dinleyin. Çocuklar için yapabileceğiniz en iyi, en anlamlı şeylerden biri dinlemektir. Onu önemseyin. Çocuklarınızı dinleyin, soru sormalarına izin verin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı konuşmak, onlarla sohbet etmek, birlikte resim yapmak ya da oyun oynamak çocukların yaşadıkları bu zorlu süreci atlatmalar için en sağlık ve doğal yoldur. Yani biz bu süreçte çocuklarımızı önemseyeceğiz ve karşımıza alıp onların duygularını, düşüncelerini, tepkilerini dinleyeceğiz. Her şeyden önce bunu yapmalıyız. İkinci olarak da normalleştirin. Çocuklarınızın kaygı ve korku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin verin. Yani bu süreçte çocuklar neler yaşıyorlarsa duygularını olduğunca anlatsınlar. Ancak onları özellikle deprem konusunda özellikle açmamaya çalışalım. Anlatmak istediklerinde izin verip normalleştirecek şekilde anlatalım. Sadece dinleyin, anlayış gösterin. Uygun bir zamanda deprem sonrası yaşanan duyguların normal olduğunu da anlatın. Aslında bu duyguların o andan sonra normal olduğunu belli bir zamanda, uygun bir zamanda anlatmak da gerekiyor. Sonra rahatlatın çocuklarınızı. Çocukların güvende olduklarını hissetmek için sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık, şefkat göstererek, yani sevgi göstereceğiz çocuklarımıza bu saatten sonra artık. Çocukların toparlanmasında büyük katkı sağlayabilirsiniz. Çocuğunuza samimi bir şekilde onu sevdiğinizi söyleyin. Sevildiklerini ve değer verildiklerini hissettiklerinde çocuklar daha mutlu ve umutlu olurlar. Her yaş grubu için sevgi her zaman bütün ilgiyi üzerine almak ve onların sevdiğinizi göstermek her zaman çok iyi hissettirecektir. Bu süreçte daha fazla sevgi, daha fazla şefkat ve ilgi göstererek bu yaşadıkları travmayı atlatmalarında yardımcı olursunuz. Bir de güven verin.
gerçekçi bir şekilde artık güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin. Çocukların bu konudaki şüphe ve endişelerini giderin. Hem sizin hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek bir tehlikeden onları korumak için gerekli önlemlerin alındığını hatırlatın. Güvende olmalarını, güvende olduklarını hissettirmemiz gerekiyor bu travmalardan sonra, bu afetlerden sonra. Artık her şeyin yoluna girmeye başladığını, güvende olduğumuzu, geçtiğini, bir daha yaşanmayacağına dair ya da gerçekçi bir şekilde yaşanmayacağına dair güven verici cümleler kullanarak çocuğumuzu rahatlatalım. Takdir edin, deprem gibi zorlu olaylarda çocuklar dikkatli ve düşünceli davranma, cesaretli olma, umut gibi güçlü yönlerini açığa çıkarırlar. Özellikle bugünlerde çocuklarınızın olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışlar için onları takdir edin. Çocuklarınızı övmeniz, onları şımartmanız, tam tersine bu iyi ve olumlu davranışları yeniden yapmak için onları cesaretlendirir ve kendilerine olan güvenin artmasını sağlar. Evet, bu dönemde de yine takdir edelim çocuklarımızı bolca. Onların yaptığı iyi davranışları onaylayalım. Onlara takdir ederek cesaretlendirelim bu süreçte. Oyun oynayın. En güzel terapi oyundur. Özellikle küçük yaş grupları için bolca oyun oynayalım. Bir afet sonrası çocuklarla birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak ve onlarla oyunlar oynamak sizi öncelikle ihtiyaç olarak gelmeyebilir. Aslına bakarsanız başta sanki oyun çok afet yaşadık, deprem yaşadık ve sanki oyuna ne gerek var, nereden çıktı bu? Hani oyun mu oynayalım, oyunun sırası mı gibi cümleler düşünmeyin, gibi düşüncelere kapılmayın. Oyun çocuklar için çok önemli bu süreçte. Onların rahatlamaları, işte o yaşadıkları travmadan çıkmaları açısından oyun oynamak çok önemli. Ki baktığımızda şu an deprem alanlarında bolca çocuklar için oyun çadırları kuruldu, anaokul çocuklarına özellikle işte boyama yapılıyor yüzlerine ya da ne bileyim farklı etkinlikler düzenleyerek çocukların yaşadıkları bu travmadan kullanmaları, bu travmadan bir şekilde kurtulmaları sağlanıyor. Deprem sonrası yeniden toparlanmaları için onlara birlikte hoşça vakit geçirecek aktiviteler yapmak oldukça önemli ve gerekli. Sonra onları koruyun. Çocuklar için günlük rutinlerini korumak için çok önemlidir. Bu nedenle çocuklarınızın yemek, oyun, ders, kurs ya da uyku saatlerinin değişmemesine mümkün olduğunca özen gösterin. Normalde rutin giden bir durumumuz vardı ve biz büyük bir deprem atlattık. Dolayısıyla çocukların bu travmadan çıkmaları için en önemli şey onların rutinlerini yeniden sağlamak. İşte ne zaman kahvaltı yapıyorlarsa yine aynı saatte kahvaltı yapmak, kurstur, derstir, oyundur. Bunların hepsinin rutinini bozmamaya çalışalım ki çocuklar bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatsınlar. İhmal etmeyin, deprem sonrasında öncelikle sizin toparlanmanız çocuklar için önemli yardımlardan biridir. Yaşadıklarınızla baş etmek için mümkünse kendinize de zaman ayırın ve sağlığınıza dikkat edin. Yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın ya da diğer yetişkinlerle konuşun. Gerekirse bir uzmandan yardım alın. Ya ihmal etmeyeceğimiz şey, evet çocuklarımız önemli ama öncelikle kendimiz, kendi ruh sağlığımızı, travmalarımızı atlatalım ki çocuklarımıza faydalı olsun. Bunun için de yaşadığımız duygu ve düşüncelerimizi bir arkadaşımızla paylaşabiliriz, başka bir yetişkinle paylaşabiliriz. Eğer baş edemediğimiz bir durumumuz varsa o zaman da artık gidip uzmandan yardım alabiliriz. Bilgi edinin, kendinize ve çocuklarınıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de doğru kaynaktan bilgi edinmek. Kulaktan dolma değil de gerçekten doğru bilgilerin peşine düşelim bu süreçte. Özellikle deprem sonrasında yapılabileceklerle ilgili çocuğunuzun doğru yerlerden bilgi alın. Önce kendimiz, sonra çocuklarımız demiştik. Kendi ruh sağlığımızı düzenledikten sonra çocuklarımız için de neler yapmamız gerektiğine dair doğru kaynaklardan ve uzmanlardan mutlaka doğru bilgiler edinmeliyiz ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatsınlar. En son olarak da uzmana başvurun. Çocuğunuz deprem sonrasında aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gösteriyorsa bir ruh sağlığı uzmanına ihtiyaç olabilir. Yani ne demiştik daha önceki konuşmamda da demiştim. Bu tarz anormal tepkiler aslında bu süreçte normaldir. Olması gereken tepkilerdir bu çocuklar için, bu yaş grupları için. Ama birkaç hafta devam eder ve sonrasında yavaş yavaş azalması beklenir bu tepkilerin. Bizim çocuklarımızın tepkileri bir aydan fazla artık azalmıyorsa demek ki hala
yani atlatamama durumu var. Dolayısıyla artık bir uzmana gidip uzmandan yardım alma olayları olabilir. İşte sürekli uyku sorunları yaşayabilirler ya da iştah problemleri yaşıyorlarsa ve bu hala devam ediyorsa, bir ay geçmişse ve hala devam eden bir süreci varsa artık bir uzmandan yardım alma zamanı gelmiştir. Ben son olarak size şöyle bir şey yapmak istedim. Hayat üçgeninden bahsetmek istiyorum. Deprem sırasında ne yaparsak biz bu depremden kurtulabiliriz? Uzmanlar da çokça bu hayat üçgeninden bahsediyor. Birkaç tane resim örneği sunmak istiyorum. Şimdi şöyle yaşam üçgeni dediğimiz hayat üçgeni şu şekilde. Sabit bir cisimimiz var. İşte bu ne olabilir? Bir duvara iyice monte edilmiş bir gardırop olabilir. Ya da buzdolabı olabilir. Sert. Çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi, düşen cisim buraya düşecektir. Biz buzdolabının ya da sabit duran dolabın olduğu yere, hemen yere cenin şeklinde kafamızda koruyacak şekilde kaldığımızda düşebilecek herhangi bir cisimin hemen bu üçgenin ortasında kalacağımız için bizim yaşam üçgenimiz orası olacak. Bununla ilgili de birkaç tane fotoğraf göstermek istiyorum size. Mesela yanlışlar var. Çokça bilinen ve doğru olduğunu zannettiğimiz bazı durumlar var. Mesela işte masanın altına girmek. Biz o panik halinde hemen ne yapıyoruz? Masanın altına giriyoruz, değil mi? Bu yanlış. Masanın altına değil de masanın yanında durmamız gerekiyor cenin şeklinde. Yine doğru örnek şu şekilde. İşte bir ne var burada? Bir gardırop gibi ya da bir dolap var. Dolabın hemen yanına kafamızda kapatarak doğru bir şekilde durmamız bu yanlış. Yine bu şekilde bu doğru bir üçgen. Evet, bu yanlış, masanın altı. Ama masanın yanında durursak yine bir üçgen oluşturabiliriz bu şekilde. Hayat üçgeni nedir? Hayat üçgeni pozisyonu nasıl yapılır? Bu masanın yanında durmamız gerekiyor. Bu da koltuğun yanı. Olası bir durumda, ola ki biz depreme uyku halinde gece yatarken yakalanırsak da işte hemen yatağımızdan kalkıp yatağımızın yanına şöyle cenin şeklini alıp kafamızı koruyacak bir şekilde, başımızı koruyacak bir şekilde durup yine burada bir üçgen oluşturabiliriz. Umarım geçen hafta yaşadığımız depreme benzer bir daha deprem yaşamayız. Bu hafta sizinle deprem sonrasındaki travmalardan, tepkilerden ve sonrasında ebeveynler olarak neler yapılması gerektiğinden bahsetmek istedim. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, TV5'te kalın. TV5. Merhaba arkadaşlar, Bayraklı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Çağrı Çınkı. LGS matematiğinde geçen haftalarda çarpanlar, katlar, EBOB, EKOK ve üslü ifadeleri anlatmıştık. Bu hafta da karekök sayılara giriş yapalım. Karekök nedir? Özelliklerinden bahsedelim. Sonra çeşitli örnekleri çözüp dersimizi bitirelim. Başlıyorum. Evet. Öncelikle karekökli ifadelerden başlayalım. Tanımını yapalım. Verilen sayının hangi sayının karekökü olduğunu bulma işlemine karekök alma işlemi denir. Karekök, dikkat ederseniz, tik işaretine benzer bir sembolü kullanıyor. Ve burada önemli olan, dikkat etmemiz gereken yer şu. Gizli bir, şurada yazılmayan iki var. Dikkat ederseniz okurken ikiyi biz kare diye okuyoruz ya. İkiden dolayı karekök diyoruz. Bunu ilerleyen sınıflarda 12'de mesela küp kök diye okuyacağımız zamanlar da olacak. O zaman orası 3 olacak. Ama bizim müfredatımızda orası 2. Bizim için sıkıntı şu an için yok. Karekökleri tam sayı olan doğal sayılar tam kare şeklinde olarak adlandırılır. Bunlar ne? Mesela örnek verelim. 4. 4'ü neden yazdım? Çünkü 4 dedim arkadaş, 2'nin karesi. Mesela 9. 9 nedir? 3'ün karesi. 16. 4'ün karesi. 25. 5'in karesi. 36. 6'nın karesi. 49. 7'nin karesi. 64. 81. 100 gibi bu şekilde devam eden ifadelere biz tam kare sayılar adını veriyoruz. Bir sayının karesi şeklinde ise bunun adı tam kare sayı olmuş oluyor. Şimdi burada da bizim genellikle soruların içinde kullanacağımız, birden başlayarak sıfırda dahil hatta, çeşitli tam kare ifadeleri yazdım. Bunları ezberlemeye çalışalım arkadaşlar. Tabii ki burada içlerinde çoğunu biliyorsunuz. Bunun için zaten bilgimiz 6'dan 7'den oluşmaya başlıyor ama mesela genellikle 10'dan sonra 10'un karesi, 11'in karesi, 20'ye kadar sıkıntılı. Lütfen bunları da ezberleyelim. Ezberlemenin de kolay yolu, geçen haftalarda da söyledim, ne kadar bol soru çözersen ezberlemek de o kadar
kolay olmuş olur. Lütfen bunları da çalışalım. Çalışmazsak sürekli çarpanlara ayırmak zorunda kalırız. Bu da bize zaman kaybı olur. Dedim geçtim. Mesela sıradaki örnekte kök 196 eksi kök 100 bölü kök 144 artı kök 81. Karekök de diyebilirim burada. Karekök 186, 196 da diyebilirim. Şimdi eğer ben bir önceki sayfadaki tam kareli ifadeleri biliyorsam bunların değerlerini direkt yerine yazabilirim. İlk başta kısa yolda yapalım. Bir görelim nasıl oluyor. Mesela 196 tam kareli bir ifade. 196 dediğim arkadaş neyin karesi? Evet. 14'ün karesi. Eksi 100 neyin karesi? 10'un karesi. Bölü 144 12'nin karesi. Artı 81'de 9'un karesi. 14 eksi 10'dan yukarısı 4. Bölü aşağısı 12 artı 9'dan 20. 21. 4 bölü 21'i bulmuş olduk. Kısa ve net. 5 saniyelik. Ama ben bunu bilmiyorsam, tam kareyi ezbere bilmiyorsam hepiniz şunu yapacaksınız. Tek tek ilk konuda yaptığımız gibi 196'yı mesela gelip ayıracaksın. Mesela bölelim. 2'ye böldüm. Ne olur? Şimdi bir de burada sıkıntı hemen bulmak da var. Bulmadığın zaman kenara yazacaksın. 98 hocam. 2'ye böldüm. 49. 49 neydi? 7'nin bir karesiydi. 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. 1. Karekökle ifadeden çıkarmak için bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Bir şeyin karesi lazım. Mesela bak dikkat et. Bu ne olur? 4. Bu ne olur? 49. Yani ben kök 196 dediğim sayıyı aslında kök 4 ve kök 49 olarak ayırabiliyorum. Devam ettim. Kök 4 tam kareli bir ifade ne çıkacak dışarı? 2. 49, 7. Buradan da yine bakın 14'ü ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Ama ben bunu aynı şekilde 100 için, kök 144 için, kök 81 için kullanırsam bu soru 5 saniyelikten 5 dakikalığa doğru yola çıkar. Bu da bize zaman kaybı olur. Bu da ikinci yolumuz olsun. Ama arkadaşlar ezberlersek her zaman birinci yol hemen tik tak yapacağız. İkinci yolda çarpanla ayırmak zorundasınız. Sıkıntılı olur. Bu son tercihimiz olsun. Gelelim sıradaki soruya. Tabii bunun da bir özelliği var sıradaki sorunun. Tam kare olmayan sayıların karekökleri. İlla tam kareli olmak zorunda değil. Olmayanları da biz kök dışına çıkartabiliyoruz. Bunun diğer bir adı da A kök B biçimde yazma. Tam kare olmayan sayıların karekökünü almak için karekök içindeki sayı çarpanlarından en az biri, burası önemli, en az biri tam kare olacak şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazılır. Tam kare olan çarpanlar karekök dışına çıkartılır, kalan kök içinde kalır. Hemen sol tarafta A kare çarpı B'yi vermiş. Dikkat edin, bu tam kareli bir ifade. Dışarına çıkacak A. A çıkarmış, içeride kök B kalmış. Şimdi aynı şekilde 32'yi de biz öyle düşünelim. Yani 32 ne olur? 4 çarpı 8. Evet, 4 dışarı çıkar ama 8 daha parçalanabilir. Parçalanmayacak şekilde düşünelim. Mesela 16 çarpı 2 arkadaşlar 32 yapar mı? Evet. 16 nedir? 16 dışarı ne çıkacak? 4. 2 de kaldı. Ben direkt ne yazdım? 4 kök 2 biçiminde yazdım. Yine burada da eğer ben bunu tam kare olarak düşünemezsem 32'yi gelip ayıracaksınız. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1 şeklinde ayıracaksınız. Sonra ne dedik? 2 tane olması lazım. Kareli bir ifade olması lazım ki dışarı çıksın. Mesela bu ikisine ne çıkar dışarı? 2. Bu ikisine ne çıkar dışarı? 2. Tek başına olan arkadaş kaldı. Şimdi çıkanları çarparsam 2 ile 2 çarptım ne oldu? 4. Bakın 4 dışarıda. Yuvarlak için aldım arkadaş, kök içine tek başına olduğu için 2. Bu şekilde de çıkartabilirim ama bizim için zaman kaybı. Bu buraya, bu da dışarıya çıkmış oluyor. Ama biz her zaman tam kareli biçimde yazarsak hızlı bir şekilde çıkarabiliriz. Mesela sıradaki örnekte sayılar çok büyük. 1089 sayısının M,
1764 sayısının karekökü n olmak üzere n eksi m farkı kaçtır dediğinde. Şimdi 1089 bir sayının karesi mi? Çok büyük bir sayı. Bilmiyorsun. Evet, haklısın. O zaman işte bu tarz sorularda gelip kenarda ayırmanı yapacaksın. 1089 ayıralım. Şimdi 1089 bakıyorum. Sayı çift olsaydı 2 ile başlayacaktım. Çift değil. 3'ün katı mı? 3 ile bölünmeye kuralı neydi? Rakamları toplamı şu 3'ün katıydı. Toplayalım rakamlarını. 1 ile 8'i toplarım. 9. 9 daha eklersem 18. 3'ün katı o zaman 3'e bölünebilir. Gelelim 3'e bölelim. 3'e bölelim arkadaşlar. 3 defa 6, 3. 363. 363 3'e bölünür. Buradan ne gelir? 121. 121 neye bölünür? Neyin bir kuvvetiyle hatırlarsak? 11'in katıydı. 11'e böldüm. 11. 11'e böldüm. Bir şeklinde yazdım. Demin bir kural öğrendik. Dedik ki iki tane varsa bir tane dışarı çıkar. İki tane var, bir tane çıktı. İki tane var, bir tane çıktı. Çıkanları çarparsam ne gelir buradan? 33. Yani aslında kök 1089 tam kareli bir sayıymış. 33'ün karesiymiş. Buradan da ne çıkmış dışarı? 33 olarak çıkmış. Şimdi gelelim 1764'e. Çift sayı, çünkü sonuç çift. 2'ye böldüm. Ne olur? 8, 8, 2. 882. Yine 2'ye bölelim. Çift sayı 441. 441 aslında bir sayının karesi. Ama göremeyeceksin. Bunun için bakalım. Başka 2'ye bölünmüyorsa sırada ne var? 3. 3 ile neydi? Rakamları toplam. 3 ve 3'ün katı. 4 ile 4'ü topladım. 8. 1 de orada 9. Demek ki 3'ün katı. Geldim kenarda 3'e böldüm. Buradan da 147'yi buldum. Bir daha 3'e bölelim. 49. 49 7'nin katıydı. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Şimdi geldim. Çiftler dışarı tek olarak çıkacaktı. 2 tane varsa. 2 tane var. Bir tane çıktı. 2 tane var. Bir tane çıktı. 2 tane var. Bir tane çıktı. Şu ikisini çarptım. 6. Sonra bu ikisini çarptım. Neymiş? 42'ymiş. Yani benim kök 1764 sayısı aslında 42'nin karesiymiş. Buradan ben bunu direkt dışarı 42 olarak çıkarmışım. Benim demek ki M sayımı 33. N dediğim arkadaş da ne geldi? 42. Bize N eksi M'i sormuştu. 42'den 33 çıkardım. Cevabım 9 gelmiş oldu. Bu tarz sorularda tabii ki çarpanlarını ayıracağız. Dikkat ederseniz çarpanlar katlar konusunu neredeyse bütün konuların içine, yani üssü ve karekökenlerin içine yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu her konunun içine çıkacak. Lütfen kuvvetleri ezberlemeye çalışın. Bakın burada demin 441 demiştim ya. Aslında 441 21'in karesiydi. Görseydim aşağıya yazmama gerek kalmayacaktı. Görmeseniz de lütfen tek tek ayırın. 1'e kadar için. 2 taneden bir tane dışarı çıkardığımda karekökenli ifade çıkarılmış oluyor. Şimdi burada iç içe kökler gelirse aralarında artı olabilir, çarpı olabilir, bölme olabilir, fark etmiyor. En içten başlayacağız. Dışa doğru yolculuğa devam edeceğiz. Şimdi hepinize soruyorum. Kök 16. Bu neyin karesiydi? 4. Şimdi geliyorum buraya. Burada ne var? 5. 5 artı 4. Ne oldu burası? Kök 9. Peki kök 9 dışarı çıkar mı? Evet. Bu da tam kareli bir ifade. 3. Şuraya geldim şimdi. Çıkardığımda ne yapılıyormuş? 6 çarpı 3. Yani 18. Şimdi geldim. Burası 18 oldu. Şurayı toplayalım. Kök içinde tabii orası ne olur? 10 artı 18. Yani kök 28. Şimdi 28'i buldun. Şıklar da yok. Neden yok? Çünkü ikinci, içinde bir tam kareli ifade var. Al onu at dışarı. Ne şeklinde yazabilir mesela? İki tane çarpan şeklinde yazacağım. Bunun bir tanesi tam kareli olmak zorunda. Düşünelim. 2 çarpı 14. 2 de tam kareli değil. 14 değil. Ama ben bunu 4 çarpı 7 şeklinde yazsam. 4
Size hemen demeli ki ben ne çıkarım dışarı? 2. Bak 7 kaldı. Demek ki şıklarda benim aramam gereken yer ne? 2 kök 7. Yine bunu göremezsen geleceksin kenarda 28'i 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1 şeklinde aşağı. Sonra ikisinden bir tane çıktı. Tek olan kalıyordu. Çıkan 2 kalan 7. 2 kök 7 biçimde de yine bu arkadaşı istersem ikinci yoldan yapabilirim. Devam. Yine güzel bir soru. Şekilli sorular çok geldi kara köklü sayılarda bilginiz olsun. Yukarıdaki alanları verilen kara şeklindeki 3 bahçenin A noktasından yola çıkan bade siyah çizgiyi takip ederek B noktasına varacağına göre toplam kaç metre yürümüş olur dediğinde şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Bir kare. Karenin alanı neydi? 6'da 7'de öğrendik. İki kenarın çarpımı. Yani A çarpı A'dan A kare olarak biliyoruz. O zaman diyor ki bana burada. Kök 196'yı buldum da bir sayının karesiymiş bu. Neyin karesi? 14'ün. Burası 14. Burası da 14. Her yere 14 yazabilirim ben. Devam. Bir de 144 var. 144 de tam kareli bir ifade. Bu ne olabilir? 12'nin karesi. O zaman 12, 12, 12, 12 şeklinde yazabilirim. 256'ya geldik. 256 neyin karesi? Eğer bunu bulamazsan kenarda 1'e kadar çarpanları ayırman lazım. Ondan sonra çıkanları çıkaracaksın. Ama biliyorsam çok kolay. İkinci yola bak ne dedim? 256 bak ayıralım. Bir de uzun yoldan da görün ki herkes kısa yolu yapamayabilir. Ne yapacaksın? Tek tek böleceksin. 256 aslında bir şeyin bir kuvveti. 2'nin bir kuvvetiydi. Hemen görelim kaçıncı kuvvetiydi. 2'ye böldüm. 128. 2'ye böldüm. 64. 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldük. 16. 2'ye böldük. 8. 2'ye böldük. 4. 2'ye böldük. 2. 2'ye böldük. 1. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aslında 256 dediğim arkadaş 2 üzeri 8'di. Bunu böyle yaparsam 2 üzeri 8'in ne çıkacağını aslında açıkça bulabilirim. Ama biz uzun yolu tercih ettik. O zaman şöyle yapalım. İkisinden bir tane çıktı. İkisinden bir tane çıktı. İkisinden bir tane çıktı. İkisinden bir tane çıktı. Çıkanları çarpalım. Şu arkadaşları çarparsam ne gelir? 4. Bu ikisini çarparsam 4. O zaman bu ikisini çarparsam da ne gelir? 16. Bak neyin karesiymiş? 16. Eğer ezbere bilmezsen bunu kenarda böyle uzun uzun çıkartmak zorunda kalırsın. Şimdi bize dedi ki siyah çizgiden yol alıyormuş. Bu siyah çizginin uzunluğunu sordu. Şimdi 14'ü biliyorum. A'dan yola çıktım. A'dan yola çıktım. Burayı biliyorum. Şu arayı bilmiyorum. Bu arayı bulabilir miyim? Ve şu arayı bulabilir miyim? Evet bulabilirim ben o arayı. O arayı nasıl bulacağım? Şimdi yukarısı 12 ise ve bu yeşil şeklin tamamı 14 ise 12 ile 14 olması için şuraya ben bir tane 2 yazabilirim. Sağ tarafa geçtim. Mavi kare diyeyim. Mavi karede bir kenar uzunluğu 16'ymış. Orada sol tarafta 12'den dolayı bölmüş. O zaman ben bu 16 olması için buraya da 4 yazabilirim. Şimdi A'dan B'ye yolculuğa çıktı. A'dan B'ye giderken karşıma neler çıktı? Bir 14'ten gittim. Yukarıya çıktım 2'ye. Sonra sağa 12'ye. Sonra aşağıya 4'e. Sonra 16'ya geldim. 16'yı da alınca B noktasına varmış oldum. Hemen toplam işlemini gerçekleştirelim. Şu ikisini toplarsam ne yapar? 30. Değil mi? Şöyle 42, 46, 2 de burada. Demek ki benim almam gereken yer 48 metrelik yermiş. 48 metre yol almış oldum. Lütfen arkadaşlar dediğim gibi çalışalım. Kuvvetleri ezberlemezsek sağ tarafta 256'yı çıkarttığım gibi sen 196'yı da çıkartırsın. 144'ü de çıkartırsın. Zaman kaybı olmuş olur. Kareköklü sayılarda sıralamaya geldim. Kareköklü sayılarda öncelikle sıralama yapmak için kök dışında varsa bir ifade onu kök için alacağız. Ne yapacağız? Kök dışına çıkmış bir ifade nasıl çıkar dışarı? Kareliymiş. O zaman ben bunu geri içeri alacağım. İçeri alırken de karesi olarak alacağım. Mesela kök dışına almaya verdim orada. Bakın A içeri nereye girmiş arkadaşlar?
A kare. Çünkü dışarı A olarak çıkan arkadaş içeri karesi olarak girer. O zaman örnek verelim. Mesela 2 kök 7. Değil mi? Demin 2 kök 7 bulmuştuk. Şimdi ben bu 2'yi içeri alıyorsam 2'nin nesi olarak alacağım? Karesi. Çarpı 7. 2'nin karesi 4. Çarpı 7. Kök 28'i bak böyle bulabilirim. Bir tane daha yapalım. 3 kök 5 olsun. 3 kök 5 ne olur? 3 içeri girecek. 3'ün karesi. Yanlara 5 var. Devam. 3'ün karesi 9 çarpı 5 yanında. Kök 45. Aslında kök dışına aldığımız ifadeyi kök içine geri alıyoruz. Sıralama yapmak için biz ya hepsini dışarıda göreceğiz ya da hepsini kök içinde göreceğiz. Köklü ifadelerde başka bir yöntem yok. Aşağıdaki örneğe bakalım. A'sı 3 kök 11, B'si 5 kök 2, C'si 4 kök 5 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın izlediğinde. Şimdi A'ya gelelim. Bu arkadaş 3 kök 11 ise ben bunu içeri alırsam 3'ün karesi çarpı 11 oldu. 3'ün karesi 9 çarpı 11 yanında ne oldu? Kök 99 oldu. B'ye gelelim. B'si 5 kök 2. 5'i içeri aldım. 5'in karesi çarpı 2 oldu. 5'in karesi de 25 çarpı 2'den. Burası da karekök 50 oldu. C'ye gelelim. 4 kök 5'ti. 4'ü 4'ün karesi olarak aldım. Çarpı 5 yanında var. 4'ün karesi 16 çarpı 5. Buradan da çarptım. Ne olur? Kök 80. Amacım hepsini kök için almaktı. Sakın kök dışına bakıp da 5 daha büyüktür, büyük olur. Kök 11 daha büyüktür, büyük olur mantığına gitmeyelim. Hepsini karekök için aldık. Şimdi yorumlayabilirim. Hangisi en küçük? Kök 50. Yani B'si. Sonra küçük olan arkadaş C'si. Sonra küçük olan arkadaş A'sı. B, C, A arkadaş gelmiş oldu. Demek ki biz karekök sayılarda sıralama yapmak için kök içini alacağız. Büyükse büyük, küçükse küçük diyeceğiz. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra diğer özelliklerle tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi de kareköklü ifadelerin yaklaşık değerinden bahsedelim. Bakalım neymiş? Öncelikle yaklaşık değerini hesaplamak için yine aynı şekilde kök içini alıp da sayının neler olduğunu öğrenebilirsin. Yani hangi sayının karesinden büyük, hangi sayının karesinden küçük olduğunu anlayabilirsin. Şimdi gelelim nasıl yapıyoruz? Karekökü tahmin edilecek sayı en yakın tam kare sayılar bulunur. Buna en yakın tam kare sayıları bulacağız. Sonra sonucun hangi tam sayılar olacağını tahmin edeceğiz. En yakın onda birliğe kadar tahmin etmek için karekökü sayıyla bulunan en yakın tam kareli sayılar arasındaki farka bakılır. Mesela hangi tam kareliğe daha yakın? Ona göre ondalıklı kısmını yazabilirim. Örnek gelincelerimizi daha net anlayacaksınız. Aşağıda verilen kareköklü ifadelerin yaklaşık değerlerini bulunuz dediğinde öncelikle elimlerim var şu an kök 42. Kök 42'ye bakarken şunu düşünüyorum. Diyeceğim ki neyin karesinden büyük, neyin karesinden küçük? Tam kareleri işte burada ezberlemem gerekiyor. Mesela ne var 42'ye yakın tam kareli bir ifade? Kök 36 var. 42'den büyük ne var? 49 var. Yani benim bu kök 42 dediğim arkadaş aslında bu ikisinin arasında bir yerde. O zaman düşünelim. Bu 36 neyin ne çıkıyordu? Neyin karesiydi? 6'nındı. Yani kök 42 aslında 6 ile 49 da neydi? 7 idi. 6 ile 7 arasında bir sayıymış. O zaman soruyorum. Onda bile kısmını bulmak için. Diyelim ki 42 hangisine daha yakın? 36 ile 42 arasındaki farka bakıyorum. 6. Değil mi? Bunların arasındaki fark 6. Peki bu ikisinin arasındaki fark kaç? 7. O zaman aşağı yukarı çok yakın birbirine ama neye daha yakın? 36'ya. 6'ya biraz daha yakın ama 7'ye de çok yakın. O zaman ben yaklaşık olarak 6,5 civarlarında ama 6'ya daha yakın olduğu için 6,4 gibi istersem bunu alabilirim. Eğer eşit uzunlukta olsaydı, ikisine de 7,7 olsaydı o zaman direkt 6,5 diyecektim. Mantık bu. Devam. 120'ye geldim. Uzun yoldan değil artık kısa yoldan direkt yapacağız. Diyeceğiz ki
120 hangi sayının karesinden büyük, hangi sayının karesinden küçük? Şimdi düşünelim. 100'ün karesi, 10'un karesi 100. 11'in karesi 121. Demek ki bu arkadaş 10'la 11 arasında. Daha demin ne dedik? Bu aslında kök 121'di. Yine bir uzun yoldan bir daha bahsedelim, sonra hızlı hızlı yaparız. Aslında bu olarak da düşünebilirim. Şimdi bakıyorum. 120 ile 121 arasındaki fark 1. 100 ile 120 arasındaki fark 20. Bu sefer skala genişledi. 121'e çok yakın, neredeyse 121 olacak. O zaman 11'e çok yakınsa ben yaklaşık olarak 10.9 desem herhalde olur. Mantık bu. Devam edelim. Eksilerde de eksi koyacağız önüne. Yoksa diğer aynı şekilde düşünüyoruz. Mesela şöyle düşün. Kök 15 eksiyi görme. Neyin karesinden büyük, neyin karesinden küçük? Bakıyoruz. Yakın ne var buna? 16. 16 geçmiş. Değil mi? Bir de küçük ne var? 9. Aslında pozitif olsaydı diyecektim ki 3 ile 4 arasında. Doğru mu? 3'ün karesi 9 lan. 4'ün karesi 16 arasında. Eksi ise tam tersi. Diyeceğim ki eksi 4 ile eksi 3 arasında. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Şimdi geldim. Eksi kök 15 buradaymış. O zaman düşünelim yine. Bu arkadaş eksi 16. Bu arkadaş eksi 9. Değil mi? Hangisine daha yakın? Eksi 16'ya. Çok yakın ama tam değil. O zaman yine ben burada şunu yapabilir miyim? 4'e çok yakın eksi 3.8 ya da 9 istersem alabilirim yaklaşık olarak. 9-8 pek fark etmiyor. Zaten sayılar ona göre ayarlanıp gelecek. Yani eksi 3.8 dalsam soru yanlış olur mu? Olmaz. Bilginiz olsun. Gelelim kök 200'e. Yine pozitif gibi düşünelim. Sonra yerlerini değiştiririz. Şimdi 200 dediğim arkadaştan büyük ve küçük tam kareleri düşünelim. 14'ün karesini demin yaptık. Hem uzun uzun hem de kısa yoldan yaptık. 14'ün karesi neydi? 196. Dikkat ederseniz bakın 196'dan büyük. O zaman 15'in karesine bakalım. 14'ten büyük çünkü bu. 15'in karesini 225. Normalde 14 ile 15 arasında diyecektim. Eksi 10'ca ne yapacağım? Tam tersi. Eksi 15 ile eksi 14 arasında yazacağım. Bu eksi kök 200'ü. Şimdi düşünelim. Ne dedik? Bu arkadaş eksi 225. Eksi 14 ile eksi 196 aslında. Şimdi bakıyorum. 200 ile 225 arasındaki fark 25. 196 ile arasındaki fark 4. O zaman bir kere eksi 14'e daha yakın. Değil mi? Çok mu yakın? Biraz 4 fark var. O zaman ben bunu istersem şu kök 200'e şöyle diyebilirim. Yaklaşık olarak eksi ne diyelim 14'e yakın. Eksi 14.2 desem herhalde siz de böyle derdiniz. Ya eksi 14.2, eksi 14.1 civarlarında olabilir. Yaklaşık değer hesaplama bu. Önemli olan ilk başta hangi tam kare arasında olacağı, sonra onda birler kısmını zaten yaklaşık farklarına bakarak yorumlayabilirsiniz. Çok çok önemli arkadaşlar, bu bilginiz olsun. Yaklaşık değerleri. Devam. Çarpmaya gelelim. Karekök sayılarda çarpma işlemini yaparken şuna dikkat edeceğiz. Kök dışındaki ifadeler birbirle çarpılır. Kök içindeki ifadeler birbirle çarpacak. Yani dışla dış, içle iç. Özellikle de gördüğünüz gibi dışlar A'la B çarpmış, içler X ile Y içeride çarpmış yazmış. Şimdi hemen aşağıdaki örneklerde de aynı şeyleri biz de gerçekleştirmeye çalışalım. Şimdi o zaman ilk örnekte dışlara bakıyorum. 3 ile 2, içler 5 ile 7. Bunların hepsi çarpım durumunda. O zaman düzenledim. 3'teki çarptım 6, içeriği çarptım 35 olarak buldum. Bu kadar basit. Dışlara geldim. Eksi 2 çarpı 5. İçler 3 çarpı 2. Çarparsam dışlar eksi 10. İçi kök 6. Şimdi bir de kök dışında olmadan da verilebilir. Burada son iki örnek öyle. O zaman biz ilk başta bunları kök dışına bir çıkartalım. Mesela 32. Demin yaptım. 16 çarpı 2 şeklinde yazsaydım. 16 dışarı ne çıkacak? Neyin tam karesi bu? 4'ün. O zaman şimdi şöyle bir yazalım ilk derseniz. 16 çarpı 2. 8 aynı şekilde yazacağım. Bu da 4 çarpı 2.
Devam ediyorum. 16 dışarı çıkar mı? Evet, 4, 2 kaldı. Peki bu 4 dışarı çıkar mı? Bakın bu 4 çıktıysa bu da 2 çıkacak. Çünkü karesi. Bu da 2 kök 2. O zaman gelelim. Dışla dış, içle iç. Çarptım 8 kök 4. Eğer kök dışına çıkmaya devam ediyorsa hep çıkart bitesiye kadar. Devam 8 kök 4 ne çıkacak dışarı? 2 çarparsam neymiş? Aslında bu çarpmanın sonucu 16'ymış. Demek ki ben 32 ile 8'i çarpsaydım 256 geliyormuş ki bu dışarı 16 çıkacakmış. O da diğer bir yöntem. Çarpmanın hepsini gerçekleştirsin. Sonra dışarı çıkartırsın. Yine işlem sana bağlı. Artık hızlı yapalım. Kök 27. Şu eksiği bir dışarıya koyalım. Nedir? 9 çarpı 3. 9 dışarına çıkacak 3. O zaman ben buraya direkt 3 kök 3 olarak yazdım. Çarpı 81. Zaten 81 tanıdık. Ne? Tam kareli bir ifade. Neyin karesiydi? 9'un. Tamam. Çarpma işlemini gerçekleştirelim. Neydi? Dışla dış, içle iç. Zaten burada sadece 9'da dış var, içi yok. O zaman sadece dışları çarpalım. Eksi 3 ile 9'u çarptım. Kök içeride 3. Çarparsam burayı eksi 27 kök 3 şeklinde yazmış olduk. Çarpma da bu kadar. Bildiğiniz gibi dışla dış, içle iç. Bölmeden aynı şekilde. Dışla dışı böleceksin. İçle içi aynı kök içinde böleceksin. İşlemi kısaltmış en sade şeklinde yazmış olacak. Örnekleri verdik özellik olarak. Şimdi örneğimize bakalım. Öncelikle köklü ifadelerde ister çarpma ister bölme yapmak için kök dışına çıkan varsa dışarı çıkartıyorsun. Mesela ben bu arkadaşı istersem kök 81 bölü kök 64 olarak da düşünebilirim. Yukarıdaki özelliğe dikkat et. Yukarıdaki özellikte kök x ile kök y ayrıydı. Sonra bir dişik yazdım. Bölmede ayrı ayrı yazabilirim. Birleştirebilirim. Çarpmadan aynı şekilde. Niye böyle yaptık hocam? Kök 81 9 çıkmaz mı? Kök 64 de 8 çıkmaz mı? Direkt işlemi bitirmiş olurum. Sağdaki örneğe geldim. İki tane yolu var. Ya 42 parçalayacağım. Ama ben genellikle şöyle yaparım. Şimdi direkt çıkmıyorsa aynı kök içine yaz bunları. Kök 42 bölü 7. Sonra de ki sor kendine sadeleşiyor mu? Evet. 42 ile 7 sadeleşir mi? 7'ye böldüm 1. 42 7'ye böldüm 6. Yani 6 bölü 1'den eşitim kök 6 direkt bulmuş oldum. Şimdi aşağıdaki örneğe gelelim. Kök dışına çıkanları da var. İçinde olanları da var. Yine biz o zaman dışla dışı aynı kök içinde içle içi bölebiliriz. 12'yi 4'e böldüm dışarıda. 3. Kök 6'yı kök 3'e böldüm. Kök 2 direkt gelmiş oldu. Devam. Sağdaki örnekte de aynı şeyi yapalım. 18'i dışı dışa böldüm. Kök içinde de içi içe böldüm. 18'i 3'e böldüm. 6. 72'yi 2'ye böldüm. 36. Peki 36 kök 36 devam eder mi? Eder. Neden eder? Çünkü bu tam kareli bir ifade. O zaman ben de devam ettirdim. 36 nedir? 6'dır hocam kök 36. O zaman çarparsam da 36 çıkmış olur. Sakın kafana şunu yerleştirme. İlla kökten kurtulacak diye bir kural yok. Köklü de çıkabilir. Tam sayı olarak doğal sayılar da çıkabilir. Bilginiz olsun. Gelelim şimdi güzel bir soru. Şekillerle zaten kurtuluşumuz yok. Karekök sayılarda yeni nesil sorularında da genelde hep şekil soruyor. Yukarıdaki verilen üçgen ile dikdörtgenin alanları eşit. Dikdörtgenin uzun kenarını da soruyor bize. Şimdi dikdörtgenin ve üçgenin alan formülleri bilmem lazım. Neydi bunlar? Üçgenin alanı neydi? Üçgenin alanı hemen şurada okla gösterelim. Yükseklik çarpı taban bölü 2 bana üçgenin alanını veriyordu arkadaşlar. O zaman gelelim. Yukarıdaki üçgenin alanını bulalım. Yüksekliği kaç? 3 kök 2 çarpı taban kaç? Yüksekliğin indiği tabanı soruyoruz. 12 kök 3 bölü 2 yapabilirim. Devam. Dışta dışı çarpıyorum. Yukarıda bir çarpma işlemi var çünkü. 3 ile 12'yi çarptım. 36. Kök 2 ile kök 3 çarptım. Kök 6 bölü 2. Bölmeden yaptık.
dışla dış, içle iç bölünebilirdi. Direkt o zaman şu ikisini sadeleştirsem 18, yani aslında üçgenin alanı 18 kök 6'ymış. Yani şu alan 18 kök 6 çıktı. Gelelim dikdörtgenin alanına. Peki dikdörtgenin alanı neydi? Evet, uzun kenar çarpı kısa kenardı, değil mi? Biz buna daha bir yerde işte AB dersek A çarpı B'di hocam. Tamam. O zaman A çarpı B'yi bulacağız. Şimdi yani 2 kök 6 ile ne diyelim, uzun kenarı çarpacağız, A'yı çarpacağız, alan çıkacak. E alan üçgenin alanına aynıysa, üçgenin alanını ben 18 kök ne buldum? 6 buldum. Şimdi bundan sonra aslında 7. sınıftaki denklem konusuna geliyor. 3x eşittir şurada 15 desem ben. Hepiniz x'i bulmak için ne yapacaksınız? 15'i 3'e böleceksiniz. Yani bilinmeyen öndeki katsayıya böleceksiniz. O zaman ben de burada şunu yapabilirim. Geldim. A'yı bulmak için her iki tarafı 2 kök 6'ya böldüm. 2'ler gitti, kök 6'lar gitti. Amacımız neyi bulmaktı? A'yı bulmaktı. O zaman geliyorum. Şimdi bölme işlemi oldu. Dışla dış, içle iç. 18'i 2'ye böldüm. 9. Kök 6'yı kök 6'ya böldüm zaten. Birbirini birledi, sadeleşti yani kısaca. O zaman A'mız neymiş? 9. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 9 santimmiş. Şurası 9 santim çıkmış oldu. Bize de sorulan buydu. Tamam mıyız? 6'dan ve 7'den kurtuluşunuz yok. Bilginiz olsun. Bir de bazen biz işlemleri yaparken kökten kurtulamıyoruz. Genellikle paydada bir kök kalıyor. Paydada kök kalırsa da onu benim devam ettirmeni istiyor. Bazen aynen yazıyor. Mesela sallıyorum, 3 bölü kök 5 olarak kalıyor. Bazen de bunu devam ettirmemi istiyor. O zaman bizim devreye eşleniğimiz geliyor. Bizim eşleniğimiz ne? Köklü ifadenin kendisi. Mesela kök x'in eşleniği kök x. Kök 5'in eşleniği kök 5. 3 kök 2'nin eşleniği, dikkat et, kendisi. Yani öndeki katsayı değil. Eşlenik neymiş? Paydasında köklü sayı bulunan rasyonel sayıların paydasındaki sayı doğal sayı olacak şekilde, yani kökten kurtulacak şekilde köklü sayının eşleniğiyle çarpılır. Çünkü kara köklü ifadeler bizim irrasyonel sayılarımızdır. İrrasyonel sayılardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için eşleniğiyle çarpacağız, doğal sayı yapacağız. Geldik. Şimdi sıradaki örnekte bir önceki bölme işlemini yaptığım, istersem içle iç bölmesini yapabilirim. Ya da direkt eşleniğiyle çarpabilirim ama bölünüyorsa ilk başta böl. Mesela ben bunu istersen birinci örnekte 12 bölü 3 olarak birleştirebilirim. Ama ikinci örnekte birleştirme şansım, yani ikinci ifadede yok, ikinci terimde. O zaman 12'yi 3'e böldüm. Kök 4, 6 bölü kök 2. Şimdi kök 4 zaten dışarı 2 olarak çıktı, sıkıntı yok. Ama burada bir payda da ne var? Kök 2. Şimdi çarpsam ben bunu, bunun altında 1 olduğu için sen bunu 12 bölü kök 2 olarak bulacaksın. Ama buldun, şıklarda yok, aha yanlış yaptım diye bir şey de yok. Yapacağım şu: paydasında kökü gördüysen gideceksin direkt bunun eşleniğiyle çarpacaksın. Bunun eşleniği ne? Kendisi. Aynı payda işliyormuş gibi. Hem üstle çarpıyorum, hem de altla çarpıyorum. Çarparsam yukarıda bir değişiklik yok ama aşağıda bir şey değişecek, şimdi dikkat et. Ne olur? 2 ile 2 çarparsam kök 4. Peki kök 4 dışarı çıkmaz mı? Çıkar. Ne çıkar? 2. E sadeleştirirsem de bunu ne olur? 12 2'ye böldüm. 6 kök 2 çıkmış oldu. Biz eşleniğiyle çarpıyorsak zaten sayı kökten kurtulacak. Tamam mı? Yani kök 2 ile kök 2 çarpıyorsam 2. Kök 5 ile kök 5 çarpıyorsam 5. Kök A ile kök A'yı çarpıyorsam A dışarı çıkacak. İşlemi yapmama da gerek yok. Devam. Hemen o zaman yine paydada kök gördüm. Eşleniği kendisi. Paydada kök gördüm. Eşleniği kendisi. Düzenliyorum. 8 kök 2 bölü. Hızlı yapalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kök 4'ten ne çıkacak? 2 çarpı. Buraya geldim. Kök 5 ile genişletiyorum payı ve paydayı. 2'yi yazdım. Kök 5 ile kök 5'ten kök 25. Oradan ne çıkacak dışarı? 5 çıkmış oldu.
8 kök 2 bölü 2, 20 kök 5 bölü 10 olmuş oldu. Bundan sonra sadeleştirmeleri yapalım. 10 ile 20'yi sadeleştirsem ne kalır? 2. Burada da 2 ile 8'i sadeleştirsem yukarıda ne kalır? 4. Kalanlar benim elimde 4 kök 2. Diğer tarafta kalan 2 kök 5. Şöyle ayıralım. Neydi? Dışta dış, içle iç. Çarptım 2 ile 4'ü 8. Kök 2 ile kök 5 çarptım. Kök 10. 8 kök 10 olarak cevabı bulmuş oldum. Devam. Karekökü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Bunlarda da biz karekök ifadeleri toplamak için kök işlemini aynı yapmamız gerekiyor. Hemen unutmadan söyleyeyim. Yani kök 3 artı kök 5 hocam kök 8'dir diye bir şey bana sakın söyleme. Köklerin içi aynı olmadan toplama çıkarma işlemi yapamam. O zaman gelelim. Şimdi dikkat et. Birinci örnekte bak kök 5, kök 5, kök 5. Aynıysa yukarıda ne yapmış? Kök x'ler aynıymış. Kök x parantezini almış. O zaman ben burada kök 5 parantezini alsam kalanları yazıyorum. 3 artı 4 eksi 2. Düzenlersem şurası ne olur? 4, 7 çıkardım. 5 yani 5 kök 5 şeklinde direkt yazabilirim. Şimdi buraya geldim. Aynı mı kök işleri? Değil. O zaman ne yapacağım? İlk başta çıkaracağım. Hızlı yapalım. 36, 16 çarpı 2, hocam o da 4 kök 2. 8, 4 çarpı 2'den 2 kök 2, eksi 6, 128, 64 çarpı 2'den hocam 8 kök 2. Dışla dışı çarpıyorum, şurası 20 kök 2, burası 6 kök 2, eksi 48 kök 2. Şimdi baktım hepsinin kökleri aynı. O zaman normal toplama çıkarma işlemini gerçekleştirebilirim. Önce şu ikisi artı olduğu için toplayalım. 26 kök 2 eksi 48 kök 2. Zaten kökler aynıysa dışlarını ya topla ya çıkar. 48 eksi 48 artı 26 çıkartalım. Mutlaka da büyük olanın işaretini yazalım. Öncelikle işaretimiz ne gelecek? Eksi. 48'den 26'yı çıkardım. Ne gelir arkadaşlar? Evet 8'den 6 çıkardık. 2 4'ten 2 çıkardık. 2 22 kök 2 bulmuş oldum. Amacımız ilk başta kök işlerini aynı yapmak. Sonra toplamaksa toplama, çıkarmaksa çıkarma. Bugün ne yaptık? Bugün kök içine almayı öğrendik. Kök dışına çıkarmayı öğrendik. Uzun yoldan tek tek yazarak bire kadar açarak yapmayı öğrendik. Kural neydi? İki taneden bir tane dışarı çıkacak. Ama biz bunu yapmak yerine ne dedik? Tam kareleri öğrenelim. Mesela burada 32'yi yaptım. 16 çarpı 2. 16'yı hemen dışarı 4 diye attım. Kısa yoldan çıkardım. Sonra da çarpma, bölme, toplama, çıkarma yaptık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni nesil sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar sürecimiz çok kötü bir süreç. Ama siz her şeyi başarırsınız. Sizlere güveniyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçen hafta sizlerle Simple Present Tense işlemiştik. Bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sırada Time Expressions dediğim zaman ifadelerim var. Geniş zamanda cümlenin diğer zamanlarda da olduğu gibi genelde cümlenin sonunda görüyorum ben zaman ifadelerimi. En çok karşıma çıkan Time Expression'ım benim every'dir arkadaşlar. Every ile birlikte oluşturduğum bir zaman. Örneğin every day dersem her gün demiş olurum. Every week dersem her hafta. Every weekend her hafta sonu. Every weekday, every month, every year, every summer gibi gibi istediğim kavramı getirebiliyorum. Bu bir gün ismi olabilir. Morning gibi günün bir kısmı olabilir. Every night gibi her gece olabilir. Bu şekilde oluşturuyorum. İkinci olarak once, twice, three times, four times gibi kere, kez anlamına gelen yapım var. Once dersem bir kez anlamındadır. Twice dersem iki kez anlamındadır. Three times üç kez, four times dört kez. Once ve twice kullanımlarına dikkat etmem gerekiyor. Çünkü diğer kullanımlarımdan daha farklıdır arkadaşlar. Evet,
Once a day dersem eğer günde bir kez. Once a week dersem haftada bir kez. Once a month ayda bir kez. Once a year yılda bir kez anlamlarına gelir. Kaç kere demek istiyorsam belirtmek istediğim kavramımın önüne once, twice, three times gibi ifadelerimi yerleştiriyorum. Günün herhangi bir bölümünden de bahsedebilirim. Örneğin in the morning gibi. I have breakfast in the morning. Sabahları kahvaltı ederim gibi cümlemi oluşturabiliyorum. At the weekend, hafta sonu, at noon, at night gibi yine günün diğer kısımlarına da cümlemde yer verebilirim. On weekday dersem hafta içi günlerinden bahsetmiş olurum. Ya da herhangi bir gün söyleyebilirim. Yine prepositionımın on olduğunu unutmamalıyım günlerden önce. On Monday, on Sunday gibi cümlemi oluşturabiliyorum bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi örneklerimize birlikte göz atalım lütfen. We brush our teeth twice a day. Biz brush, bakın hemen ne yapıyoruz? Öznemden sonra fiilimi getiriyorum. I, you, we, they öznelerinden bir tanesi ise fiilim yalın halde gelirdi. Ne yaptım? Fiilimi ben de brush, fırçalamak anlamına gelen fiilimi yalın halde getirdim. Ve cümlemin sonuna da twice a day ifadesini yerleştirerek günde iki kez anlamını vermiş oldum. Bir diğer örneğimi inceliyorum. She goes to school on weekdays. Burada öznem bu sefer he, she, it öznelerinden bir tanesi olduğu için ne yaptım arkadaşlar? Fiilimin sonuna bir s takısı getirdim. Böylelikle okula hafta içi günleri gider anlamını verdim cümleme. On weekdays de cümlede en sonda yerini aldı ve geniş zaman ifade etti. Bir sonraki cümleme bakıyorum. They visit their old friends every weekend. Onlar hafta sonu, her hafta sonu arkadaşlar bakın burada every kelimesi bizim için önemliydi. Her hafta sonu eski arkadaşlarını ziyaret ederler. Ne yaptım burada? They visit dedim. Çünkü yine öznem I, you, we, they öznelerinden bir tanesiydi. Ve kuralım bu özneden sonra gelen fiilimi yalın halde yazmaktı. Ben de visit fiilini cümleye olduğu gibi yerleştiriyorum. Son örneğime bakıyorum. I read a book every night. Her gece, bakın I öznesi yine birinci gruptaki bir özne olduğu için fiilimi yalın bir şekilde yazdım. Eğer burada kendimden değil de örneğin Ahmet'ten bahsetseydim, Ahmet he öznesi olacağı için reads olarak s takısıyla birlikte fiilimi yazacaktım. Bir sonraki konumuza gelelim. Expressing likes and dislikes. Yani express ifade etmek demekti. Likes sevdiğimiz şeyleri and dislikes sevmediğimiz şeyleri nasıl ifade ediyoruz? Birlikte bakalım. Evet, İngilizce'de sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken de yine simple present tense dediğimiz geniş zamandan yardım alıyoruz. Şöyle ki, öncelikle en çok hangi fiilleri kullanırız? Bir onlara göz atalım. Love, çoğumuzun bildiği gibi arkadaşlar, sevmek anlamına gelir. Like, hoşlanmak. Sevmenin, love fiilinin birazcık daha altı olarak bir anlamı var. Hate, nefret etmek. Dislike, hoşlanmamak, sevmemek. Enjoy, keyif almak. Ve prefer, tercih etmek. Bu fiiller bizim duygu durumumuzu ifade etmek için kullandığımız kelimelerdir. Ve bunları ben geniş zamanda kullanıyorum. Bakalım şimdi olumlu cümle yaparken bunlar nasıl karşıma çıkıyorlar? Öznelerimi yine simple present tense gereği ikiye ayırıyorum. I, you, we, they bir tarafta, he, she, it diğer tarafta. Eğer fiilim love, like, hate, dislike, enjoy, prefer'den bir tanesi ise olduğu gibi yazıyorum. Eğer öznem he, she, it'ten bir tanesi ise de bu sefer fiillerimin sonuna gördüğümüz gibi s takısını ekliyoruz.
Bunlardan sonra örneğin ben futbolu severim diyeceksem, futbol noun olduğu için at grubunda olduğu gibi yazıyorum. Ama futbol oynamayı severim diyorsam, bu sefer play fiili devreye girdiği için sonuna bir ing takısı ekliyorum. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar, İngilizce'de iki fiil yan yana gelirken belirli bir kural alıyorlar. Bu fiillerde, listede gördüğünüz fiillerde kendisinden sonra gelecek fiillerin sonuna ing takısı ekleten fiillerdir. Aynı zamanda cümlelerin benim olumsuz da olsa, olumlu da olsa hiçbir şey değişmiyor. Örneğin, I like playing football da diyebilirim. I don't like playing football da diyebilirim. Bu iki cümlede ing takılarının kullanımına dair herhangi bir fark olmayacaktır. Yani cümlede don't ya da doesn't gibi olumsuz hali görseniz bile siz cümlede yine ing takısını eklemek zorundasınız arkadaşlar fiillerimizin sonuna. Bakalım, I like animals, hayvanları severim anlamına gelen cümlem. I like playing with animals dersem de hayvanlarla oynamayı severim anlamına gelir cümlem. Ve burada like'tan sonra play fiili geldiği için play fiilinin sonuna bir ing takısı ekliyorum. Hemen örneklere göz atalım. She likes music. O müziği sever. They enjoy shopping. Burada aklınız karışmasın lütfen. Çünkü they enjoy shopping'de ing takısı fiilin sonuna gelmiyor arkadaşlar. Shopping kendi başına alışveriş demektir zaten. Dolayısıyla ben burada eğer bir fiil kullanacaksam bu do shopping olmalı. Ve enjoy fiilinden sonra do fiilini getirirken de doing shopping olarak cümlemi oluşturmalıyım. Bir sonraki örneğe bakalım. He hates insects. O böceklerden nefret eder. I prefer coffee. Ben kahveyi tercih ederim şekilde cümleleri oluşturduk. I prefer dedikten sonra eğer kahveyi tercih ederim değil de kahve içmeyi tercih ederim deseydim de I prefer drinking coffee şeklinde cümlemi oluşturmam gerekecekti. She likes listening to pop music. O pop müzik dinlemeyi tercih eder. Bakın ne yaptım. Listen sözcük türü verb olduğu için fiilimin sonuna bir ing takısı eklemiş oldum. They enjoy watching a horror film or movie. Burada da onlar keyif alırlar korku filmi izlemekten anlamına gelen cümlemde enjoy fiilimden sonra ikinci bir fiilimi getirirken watch fiilimin sonuna ing takısı ekledim. He hates eating salad. Burada o salata yemekten nefret eder. Derken yine gördüğümüz gibi fiilimin sonunda bir ing takısı olmalı. Evet. Şimdi biz duygu ve düşüncelerimizi belli ederken, tarif etmek isterken sadece az önce bahsettiğim fiilleri kullanmıyoruz. Onun dışında good at, bad at, crazy about, keen on, fond of, interested in ve into gibi yapılardan da yardım alabiliriz. Bu konuyu çalışırken arkadaşlar prepositionlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Good at, bad at şeklinde kalıp olarak kendi kendimize tekrarlarsak daha iyi aklımızda oturacaktır arkadaşlar. Good at gördüğümüz gibi bir konuda iyi olmak anlamına gelir. Bad at bir konuda kötü olmak anlamına gelir. Crazy about bir şeyin delisi olmak, bir şeyi çok sevmek anlamına gelir. Keen on bir şeye düşkün olmak, fond of'la yakın anlamdadır ikisi. İkisi de bir şeye meraklı olmak ve düşkün olmak anlamlarına gelirler. Interested in dersem bir şeye ilgi duymak ve into dersem de yine interested in ile yakın anlamda bir şeye ilgi duymak şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu yapıları kullanırken dikkat etmemiz en önemli nokta arkadaşlar. Yapılarımdan önce muhakkak to be fiilini kullanmam gerekiyor. Neydi to be fiilim? Am, is, are. Örneğin ben
iyiyim derken herhangi bir konuda I am good at or she is bad at, they are keen on gibi emizar muhakkak özneme göre cümlede yer almalıdır. Şimdi bir noktadan daha bahsedeceğim. I am ya da you are, they are dedikten sonra hangi anlamı vermek istiyorsam ona göre uygun yapımı yazdıktan sonra ben tıpkı nasıl hate, dislike, love, like fiillerinden sonra ya noun ya da verb'ümün sonunda ing takısını getirdiysem burada da durum aynı arkadaşlar. Burada da ya ad getiriyorum ya da fiilimin sonuna bir ing takısı getiriyorum. Hemen örnekleri inceleyelim. I'm good at English. Ben İngilizce'de iyiyim anlamını oluşturduk burada. Eğer İngilizce konuşmada iyiyim dersem de I am good at speaking English. Yani fiilimin sonuna yine bir ing takısı eklemem gerekiyor. She is bad at math. O matematikte kötüdür. Emizarı muhakkak cümlemde koydum. Cümlemde muhakkak emizara yer veriyorum. Sonrasında bad at, kötü olmak anlamına gelen yapım ve sonrasında herhangi bir şeyde, örneğin burada matematik demiş, o matematik de kötüdür. Ama şöyle bir fiil kullanacaksam eğer, hemen bakıyorum örneğime. She is bad at solving math problems. O matematik problemleri çözmede kötüdür anlamını vermek istersem solve fiilinin çözmek anlamına gelen bu fiilimin sonuna bir ing takısı eklemiş oluyorum arkadaşlar. He is interested in science. O fenle ilgilidir. Fene ilgi duyar anlamına gelen bir cümlem. Burada arkadaşlar ne yapmış oldum? Yine bir noun olduğu için cümlemde herhangi bir şekilde ing takısı ekleyeceğim bir yapı yok. Son cümlem. Bu cümleye dikkat edelim arkadaşlar. He is interested in dedikten sonra değerli taşları toplamayı sever derken collect fiilim toplamak anlamına geliyor ve collecting toplamayı severi ya da toplamaya ilgi duyar, daha doğrusu birebir çevirisi böyle. Fiilimin sonuna yine ing takısını eklemiş oldum. They are crazy about the Beatles. Onlar The Beatles'ı çok çok seviyorlar. Ona bayılıyorlar gibi bir anlam kattı bu cümlemde de. Yine they'den sonra uygun olan to be fiilimi koyuyorum. They are. Ve sonrasında crazy about'u getiriyorum. Eğer fiil olsaydı they are crazy about listening diyecektim. To the Beatles şeklinde cümlemi oluşturacaktım. My grandmother can't stand the noise. Benim büyük annem gürültüye katlanamaz, dayanamaz anlamına gelen bir cümle. Ve we can't stand watching romance movie. Biz tahammül edemeyiz, dayanamayız. İşte ne diyor burada arkadaşlar? Romantik filmleri izlemeye. Şeklinde cümleyi Türkçe'ye çevirebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünlük konumuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhabalar, Bayraklı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün dersimizde cümlenin öğelerini işleyeceğiz. Geçen hafta paragrafta anlam kısmını bitirmiştik. Şimdi sizlerle başlayalım. Cümlenin öğeleri dediğim zaman cümlenin iki tür genel başlıkta alabiliriz. Temel ögeler ve yardımcı ögeler. Temel ögelerden kastım şudur. Benim yüklemim ve öznem neyi oluşturur? Temel ögeler oluşturur. Yardımcı ögelerden kastım ise nesne, zarf tamlayıcısı, zarf tümleci ya da yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç olarak nitelendirdiğimiz kısım da benim yardımcı ögelerimdir. Şimdi biz bu ögeleri belirlerken cümle içerisinde neye göre gitmemiz lazım? Hangi sıralamada yapmamız gerekiyor? Bakalım. Şimdi cümlenin öğelerinde, cümlede ilk bulmam gereken olayım benim yüklemimdir. İlk olarak yüklemi bulacağım ki ben onlara sorularımı sorabileyim.
Şimdi yüklemden sonra ikinci bulacağım kısım öznedir. Sonra nesne, sonra ise tamlayıcılar yer ya da zarf cümleci, yer tamlayıcısı ya da zarf cümleci olarak karşıma gelir. Peki neden biz bu sıralamada gidiyoruz? Çünkü ben yüklemi bulmadan sorularımı soracağım bir durum olmayacak. Yani sorularımı yükleme bulacağım, soracağım için ilk olarak onu buldum. Peki şurada dikkat etmeniz gereken nokta özne ile nesne durumu. Çünkü onun ortak soruları var. O yüzden bu sıralamayla gitmek sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bakalım ilk olarak temel ögelerden yüklemle. Şimdi yüklem dediğimiz şey bir cümlede yargıyı tamamlayan işi, oluşu, durumu bildiren sözcüğe biz ne diyoruz? Yüklem diyoruz. Şimdi buradaki cümlelere bakarak yüklemi belirleyelim. Yani bir cümlede yargıyı tamamlayan durumu belirleyelim. Dün akşam hava çok soğuktu dediğim zaman. Şimdi burada dün akşam hava çok soğuktu. Benim yargımı tamamlayan olayım ne? Buradaki soğuktu ifadesi. Şimdi kelimeleri çıkartmaya başlayalım. Dün akşam soğuktu. Yine yargımı tamamlayan ne oldu burada? Soğuk ifadesi oldu. Hava soğuktu dediğim zaman burada ne oldu? Yine soğuk ifadesi. Çok soğuktu kelimeleri gitgide çıkartıyoruz. Çok soğuktu dediğim zaman yine yargımı tamamlayan soğuk ifadesi. Ama şu cümleye bir bakalım. Dün akşam hava çok soğuk. Burada çok soğuk ifadesinde yargımı tamamlayan bir durum olmadığı için burada yüklemim yok. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü işi, oluşu, durumu bildiren bir ifadem olmak zorunda. Biz ona ne diyoruz? Yüklem adını veriyoruz. Şimdi yüklem tek sözcükte oluşabileceği gibi birden fazla sözcükten yani söz gruplarından da oluşabilir. Bakalım. Dolabındaki kitaplara göz gezdirdi. Şimdi burada gezdirdi mi yüklemim yoksa göz gezdirdi mi? Göz gezdirdi bir kalıplaşmış ifadedir ve kalıplaşmış ifade olduğu için ben yüklem olarak nereye alacağım? Bunun tamamını alacağım. Arkadaşlarıyla dans ediyor dediğim zaman ediyor ifadesi. Burada dans ediyor mu yoksa ediyor şeklinde mi almam lazım? Şimdi yardımcı eylemlerle oluşan fiillerde ben kalıbı bozamam. O yüzden tamamını yüklem olarak almam gerekiyor. Buradaki yüklemim nedir? Dans ediyordur. O başarılı bir insandır dediğim zaman. Şimdi yüklem ne olabilir? İnsan olabilir mi? Olabilir ama buradaki durumum şu. Nasıl insan? Başarılı bir insan. Burada bir tamlama grubum söz konusu. Eğer bir tamlama grubu varsa tamlamalardan kastım ne? İsim tamlaması ya da sıfat tamlaması. Eğer bunlar var ise ben ayıramam yine. Bunları tamamını almak zorundayım. O zaman başarılı bir insan benim neyim oldu? Yüklemim oldu. Her yeri gezmişti dediğim zaman buradaki gezmişti ifadem benim cümledeki yargıyı tamamlayan ifademdir. Bu da yüklem olarak karşıma geliyor. Dikkat etmen gereken nokta neymiş? Yüklem tek sözcükte olabileceği gibi söz gruplarından da oluşabilir diyoruz ve diğer kısma geçiyoruz. Şimdi yüklemle ilgili bir şeye bakalım, soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubudur? Bakalım. Tatil için hazırlıklarımı yapıyorum dediğim zaman buradaki yargım benim nedir? Yapıyorum ifadem. O zaman burada yüklem sadece bir sözcükten oluşmuş. Benden ne istiyor? Söz grubunu istiyor. Dün akşam arkadaşım aradı dediğim zaman burada yargım nedir? Benim yüklemim nedir? Aradı ifadesi. İçeride konuşulanlara kulak kabarttı dediğim zaman şimdi kulak kabarttı ifadesi bir kalıplaşmış ifadedir. Burada bir söz grubu söz konusudur. O zaman burada ne oluşturmuş? Söz grubu oluşturmuş. Sabah erken uyanmış dediğim zaman burada uyanmış ifadesi tek bir sözcükten oluşmuş. Söz grubunu oluşturmamış. Benden ne istiyor? Bir yüklem bir söz grubu dediği için cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Çünkü kulak kabarttı ifadesi kalıplaşmış ifadedir. Gelelim özneye. Şimdi yüklemi biz biliyoruz. Yüklemin bildirdiği yargıyı, işi, oluşu, durumu gerçekleştiren kısma biz ne diyoruz? Özne adını veriyoruz. Şimdi yüklemi bulduktan sonra bir takım sorular soracağımızı söylemiştik. Özneyi bulurken de sormamız gereken ifade kim ifadesi ve ne ifadesi? Benim yükleme sorduğumda cevabını özne olarak alacağım soru ifadeleridir. Ne ifadesine dikkat et birazdan nesnede de söyleyeceğiz ama farkını birazdan bahsedeceğiz. Şimdi özneler 3 başlık altında karşıma geliyor. Gerçek özne, gizli özne ve sözlü özne. Bakalım gerçek özne nedir? Yüklemin bildirdiği yargıyı, işi, oluşu ya da durumu
Gerçekleştirilen belliyse biz buna ne diyoruz? Gerçek özne. Yani cümle içerisinde yapan kişi belliyse bu gerçek öznedir. Mesela yarın Ahmet bize gelecek. Yüklemim ne? Gelecek. Kim gelecek bize? Ahmet gelecek. Şimdi gelme işlemini yapan belli mi? Belli. O zaman cümle içerisinde belliyse bu nasıl özne? Gerçek özne. Biz birazdan çarşıya gideceğiz dediğim zaman. Gideceğiz, yüklem. Kim gidecek? Biz gideceğiz. Yine yargı yapan belli mi? Belli. O zaman burada belli olduysa ne oldu? Gerçek özne oldu. Ali ile Deniz soruları hızlıca çözdü dediğim zaman. Çözdü, yüklem. Kim çözdü? Ali ile Deniz çözdü. Burada Ali ile Deniz çözmüş ifadesi. Şimdi yine yargım yapan kişi belli mi? Belli. O zaman bu ne oldu? Özne oldu ama nasıl özne? Gerçek özne oldu. Gizli özne dediğimiz durum ise. Şimdi bazı durumlarda özne cümlede kelime olarak bulunmaz. Yani biraz önceki Ahmet ya da Ali ile Deniz gibi kelime halinde bulunmaz. Ama bazı kişi ekleri bize yüklemdeki kişi ekleri biz kim olduğunu söyler. Bu şekildeki ekler var ise biz buna ne diyoruz? Gizli özne diyoruz. Bakalım bugün çok mutluyum dediğim zaman. Mutluyum ifadesi benim yargımdır yani yüklemimdir. Kim mutlu sorumu soruyorum. Kim mutlu? Ben mutluyum. O zaman ben ifadesi. Burada ne oldu? Gizli öznem oldu. İçeride belli olmadı. Ben ne yaptım? Kişi eklerinden onun yapan kişinin kim olduğunu belirledim. Ekmek almaya fırına gidecek dediğim zaman. Gidecek, yargım. Kim gidecek? O gidecek. Yine cümle içerisinde yapan belli olmadığı için ben kişi eklerinden anladığım için bu ne oldu? Gizli özne oldu. Şuradaki o ifadesi. Seninle gelmeyeceğiz dediğim zaman. Gelmeyeceğiz nedir? Yüklemdir. Kim gelmeyecek? Biz gelmeyeceğiz. Bu da ne oldu? Yine cümle içerisinde belli olmadığı için gizli özne oldu. Sözde özne dediğimiz kısım. Şimdi sözde öznede de şöyle bir durum var. Cümlede eylemin, oluşun kim tarafından gerçekleştiği belli değil. Biz bu öznelere ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Başkası tarafından yapılma anlamı var. Bakalım. Sınıf güzelce süslendi. Süslendi nedir? Yüklemdir. Peki süslenen ne? Sınıf. Bu ne oldu? Özne oldu. Ama kim tarafından süslendi sınıf? Belli değil. O zaman belli olmadıysa buradaki sınıf ifadesi nasıl özne? Sözde özne. Kim tarafından yapıldığı belli değil çünkü. Diğer bir cümleme bakacak olursam. Deneme sınavının sonuçları dün duyuruldu dediğim zaman. Duyuruldu ifadesi nedir? Benim yüklemimdir. Peki duyurulan ne? Deneme sınavının sonuçları. Peki kim tarafından duyuruldu? Belli değil. O zaman deneme sınavının sonuçları ne oldu? Sözde öznem oldu. Bakıyorum. Halılar geçen hafta yıkandı. Yıkandı benim yüklemim. Peki yıkanan ne? Halılar öznem. Peki kim tarafından yıkandı? Yine belli olmadığı için. Bu nasıl özne oldu? Sözde özne oldu. Bu üç başlığımızı işledik. Şimdi gelelim soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm özne değildir? Bakalım. Elindeki çizimler dikkat çekiciydi. Şimdi dikkat çekici olan ne? Elindeki çizimler. O zaman bu bir özne midir? Evet, çünkü ilk ne soruma cevap verdi. Hepimiz ders sunumlarını tamamladık dediğim zaman. Tamamladık. Benim yargım. Kim tamamladı? Hepimiz. O zaman bu da özne oldu. Çocuklar bugün okula gelmeyecek. Gelmeyecek benim yüklemim. Gelmeyecek olan kim? Bu da ne oldu? Çocuklar. Bu da özne oldu. Evdeki eşyaların yerini değiştirdi. Değiştirdi yüklem. Kim değiştirdi? Bakıyorum. O değiştirdi. Burada cümle içerisinde altı çizili sözcük öznem oldu mu? Hayır, olmadı. O zaman benim cevabım ne oldu? Denizli oldu. Gelelim yardımcı öğelere. Yardımcı öğelerde ilk olarak bahsedeceğim kısım nesne kısmı. Nesne dediğimiz şey bir cümlede yüklemde bildirilen işten etkilenen sözcüğe ya da sözcükleri biz ne diyoruz? Nesne adını veriyoruz. Nesne iki başlıkta karşıma geliyor. Belirtili nesne, belirtisiz nesne. Bakalım belirtili nesne nedir? Yükleme ben neyi kimi sorularını sorabiliyorsam ve bunun cevabını alıyorsam bu nedir? Belirtili nesnedir. Önce yüklemi buluyorum. Bakıyorum. Takımın başarısını herkes konuşuyordu. Konuşuyordu yüklem. Kim konuşuyordu?
Herkes bu ne oldu? Özne oldu. Peki neyi konuşuyordu? Sorumu soruyorum. Neyi konuşuyordu? Takımın başarısını. O zaman burada neyinin cevabı olduğuna göre, burada ne oldu? Neyinin cevabını takımın başarısı olduğuna göre bu ne oldu? Nesne. Nasıl nesne? Belirtili nesne. Diğer bir cümleme bakacak olursak, öğretmenin tahtaya yazdığı soruları çözdü. Çözdü yüklem. Kim çözdü? O çözdü. Neyi çözdü? Öğretmenin tahtaya yazdığı soruları bir tamlama grubu oluşturduğu için tamamını alıyorum. Buradaki nesnem ne oldu? Öğretmenin tahtaya yazdığı soruları oldu. Diğer bir cümleme bakacak olursam, küçük kızını her gün parka götürür. Şimdi götürür nedir? Yüklem. Kim götürür? O, öznem. Peki sorumu soruyorum. Kimi götürür? Kimi götürdü? Kızını mı, küçük kızını mı? Cevabım ne olacak? Küçük kızını. Çünkü yine burada bir tamlama grubu vardır. Ben ayıramam bunları. Kimi götürür? Küçük kızını o zaman. Burada neyi oluşturdu? Nesneyi oluşturdu. Tamam mı belirtili nesne? Şimdi gelelim belirtisiz nesneye. Dikkat et. Burada da bir ne sorum var. Yükleme ne sorusunu sorduğum zaman bana neyi verir? Belirtisiz nesne. Öznede de aynı durumu söyledim. Peki fark ne? Biz bir sıralama yapmıştık. Ona da yöntem demiştik hatırlarsanız. Yüklemden sonra ilk ne sorum benim öznemi buldurur. İkinci ne sorum ise belirtisiz nesneye buldurur. Bakıyorum. Dünkü gezide güzel yerler keşfettik. Şimdi keşfettik. Yüklem. Kim keşfetti? Biz keşfettik. Bu ne oldu? Öznem. Ne keşfettik? Güzel yerler keşfettik. Bu da ne oldu? Nesne oldu. Marketten iki ekmek ve peynir aldı. Şimdi aldı. Yüklem. Kim aldı? O aldı. Ne aldı? İki ekmek ve peynir aldı. Bu da neyi oluşturdu? Belirtisiz nesnemi oluşturdu. Bir süredir buraya malzeme getirmedi dediğim zaman. Getirmedi nedir? Yüklemimdir. Kim getirmedi? O getirmedi. Gizli öznemdir. Ne getirmedi? Malzeme getirmedi. Malzeme ifademde yine neyimi oluşturdu? Nesnemi oluşturdu. Belirtisiz nesne de bu şekilde karşıma geliyor. Belirtili nesnedeki sorularım neyi ve kimi soruları? Belirtisiz nesnedeki sorularım ise ne sorusudur? Yükleme soruyoruz bunları. Yer tamlayıcısı diğer bir adıyla dolaylı tümleç. Bazı kaynaklarda yer tamlayıcısı olarak gelir. Bazı kaynaklarda da dolaylı tümleç. Her ikisi de olur. Bir cümlede eylemin ya da durumun gerçekleştirdiği yeri bildiren ögeye denir. Buradaki sorularım çok fazla görünebilir ama bir mantığı var. Mesela kim, nere ve ne ifadelerine. E-D-den hallerini getirdiğim zaman bunların hepsi ne oluyor? Soru ifadeleri. Bakalım. Kime E halini getirdim. Kimde D hali. Kimden ne oldu? Den hali. Demek ki kim, neren ve ne şeklinde bunları E, D'den getirdiğin zaman ezberlemene bile gerek kalmadan soruları rahatlıkla aklında tutabileceksin. O zaman neymiş sorularım? Kime, kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden? Neye, neyde ve neyden? Bunları yükleme sorduğum zaman bana neyi bulduruyor? Yer tamlayıcısını bulduruyor. Örneklerimize bakalım. Arkadaşım kitabı senden alacakmış. Şimdi bakalım. Alacakmış. Yüklem. Kim alacakmış? Arkadaşım alacakmış. Bu arkadaşım ne oldu? Özne oldu. Neyi alacakmış? Kitabı alacakmış. Bu ne oldu? Nesne oldu. Kimden alacakmış? Senden alacakmış. Bu ne oldu? Yer tamlayıcısı oldu. Kimden sorusu neyi belirledi? Yer tamlayıcısını belirledi. Dün seni çarşıda gördüm dediğim zaman. Burada bakalım. Gördüm. Yüklem. Kim gördü? Ben gördüm. Ne oldu? Gizli özne oldu. Kimi gördüm? Seni gördüm. Ne oldu? Nesne oldu. Nerede gördüm dediğim zaman nerede ifadesi? Çarşıda gördüm. Bu da ne oldu? Yer tamlayıcısı oldu. Peki ne zaman? Birazdan işleyeceğimiz zarf tamlayıcısı olarak karşıma geliyor. Bakalım diğer cümlem ise sana her şeyi anlatacakmış.
anlatacakmış. Yüklem kim anlatacakmış? O anlatacakmış. Peki neyi anlatacakmış? Her şeyi, ne oldu, nesne oldu, kimi anlatacakmış dediğim zaman buradaki sana ifadesi neyi belirledi? Yer tamlayıcısını belirledi. Zarf cümlecine gelelim. Zarf cümlecinde de şu durum var. Yüklemin anlamını durum, zaman, miktar, yer, yön, sebep ve soru yönüyle belirleyip tamamlayan sözcüklere biz ne diyoruz? Zarf cümleci diyoruz. Sorularım nelermiş? Nasıl sorusu? Yükleme soruyorum. Ne zaman? Ne kadar? Nereye? Neden ifadeleri? Hep bana neyi bulduruyor? Zarf cümlecini bulduruyor. Bakalım. Ali sınıfa koşarak geldi. Geldi yüklem. Kim geldi? Ali geldi. Özne. Nereye geldi? Sınıfa geldi. Yer tamlayıcısı. Peki nasıl geldi? Koşarak geldi. Burada ne oldu? Zarf tamlayıcısı. Buradaki nasıl nedir? Durumunu bildirdi. Bu akşam bize misafir gelecekmiş. Gelecekmiş. Yüklem. Gelecek olan ne? Misafir. Ya da gelecek olan kim? Misafir. Öznemi oluşturdu. Ne zaman gelecekmiş? Bu akşam. Ne zamanın sorusunu karşıladığı için, zaman anlamı sağladığı için bu da ne oldu? Zarf tamlayıcısı oldu. Diğer bir cümleme bakalım. Sınavda başarılı olmak için çok çalıştı. Çalıştı yüklem. Ne kadar çalıştı? Kim çalıştı? O çalıştı. Ne kadar çalıştı? Çok çalıştı. Bu da ne oldu? Miktarını bildirdi. Zarf tamlayıcısı oldu. Sınava çalıştığından başarılı oldu dediğim zaman. Başarılı oldu yüklem. Kim başarılı oldu? O başarılı oldu. Neden başarılı oldu? Sınava çalıştığından. Yine neyi belirledi bu? Zarf cümlecini belirledi. Hızlıca merdivenden yukarı çıktı. Çıktı yüklem. Nereye çıktı? Ya da kim çıktı? O çıktı. Nereye çıktı? Yukarı. Şimdi burada dikkat etmen gereken bu bir zarf tamlayıcısıdır. Ama yer tamlayıcısıyla zarf tamlayıcısının da ikisinde de nereye sorusu vardır. Eğer bu şekilde yer yön ifadeleri ed'den halini alırsa, nereye sorusunu karşılıyorsa o dolaylı tümlet, yani yer tamlayıcısı. Nereye sorusunu sorduğum zaman yer yön ifadeleri ed'den halini almıyorsa da o da ne oluyor? Zarf tamlayıcısı oluyor. Gelelim cümle dışı unsurlara. Şimdi cümle içerisinde biz yüklemden sonra ögelerimizi buluyoruz. Bir de öge olmayan, yani cümlenin dışında olanlar. Bunlar neler? Bağlaçlar, ünlemler, hitaplar, ara sözler ne olarak karşıma geliyor? Cümle dışı unsur olarak karşıma geliyor. Bakalım. İş yerine geldim ama seni göremedim dediğim zaman. Şimdi yüklemlerim ne burada? Bu, göremedim ve geldim ifadesi. Şimdi kim geldi? Ben geldim. Göremedim. Kim göremedi? Ben göremedim. Öznemi buldum. Ama şuradaki ifademe dikkat et. Ama ifadesi. İki tane yargımı bağlamış mı? Bağlamış. Bu bir bağlaç olduğu için bu ne oldu? Cümle dışı unsur oldu. Çanakkale'yi, en sevdiğim şehri çok özledim dediğim zaman. Şimdi özledim benim yargım. Kim? Ben. Neyi özledim? Çanakkale'yi özledim. Neyi özledim? En sevdiğim şehri. Bu da bir ara sözdür ve ara söz yine ne unsur olarak karşıma geliyor? Cümle dışı unsur olarak karşıma geliyor. Şimdi ara söz ve ara cümleden bahsedelim. Cümleye açıklama için getirilen, çıkarılması cümlemin anlamında ve anlatımında bozukluğa yol açmayan sözleri biz ne diyoruz? Ara söz ya da ara cümle. Ali, en yakın arkadaşım, yarın İzmir'e gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Kim gelecekmiş? Ali gelecekmiş. Kim gelecekmiş? En yakın arkadaşım. Şimdi burada neyin açıklayıcısı durumunda oldu? Öznenin açıklayıcısı durumunda oldu. Size sorularda sorabiliyorlar. İşte ara söz hangi ögenin açıklayıcısı durumundadır? Burada hangi ögeyi açıklamış en yakın arkadaşım dediği kısım? Özneyi açıklar durumda olmuştur. Dün akşam seni belki geldin tiyatro salonunda göremedim dediğim zaman yine virgül arasında koymuş, bir tane cümle şeklinde oluşturmuş. Bu da ne oldu? Ara cümle oldu. Ara söz ve ara cümle de bu şekilde karşıma geliyor. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere.
merhabalar. Cümlenin önlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer bir başlığım olan ise vurgu konusu. Cümlede vurgu kısmından bahsedeceğiz. Vurgu dediğimiz ifade. Cümlede bir kelime ya da kelime grubunun diğer kelimelerden daha baskın söylenmesine biz ne diyoruz? Vurgu diyoruz. Yani baskın bir şekilde söyleniyor. Peki vurguyu ben cümlede, ögelerde nasıl buluyorum? Şimdi yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu yüklemden önceki cümlededir, ögededir. Yarın akşam burada buluşacaklarmış dediğim zaman. Şimdi buluşacaklarmış benim yüklemim. Peki bunun fiil olup olmadığını nereden anlıyorum? İşte bulmak, buluşmak bu nedir? Fiil köklüdür. Ve fiil köklü olduğuna göre, fiil olduğuna göre biz ne yapıyoruz ögede? Kendinden öncekine bakacağız. Şimdi buluşacaklarmış kim? Onlar buluşacaklarmış. Gizli özlem var. Peki ne zaman buluşacaklarmış? Yarın akşam buluşacaklarmış. Zarf cümlecim var. Peki nerede buluşacaklarmış? Burada buluşacaklarmış. O zaman burada yer tamlayıcısının cevabım olduğu için bakıyorum kendinden önce ne oldu? Yer tamlayıcısı oldu. O zaman bu ögede, bu cümlede hangi öge vurgulanmış? Yer tamlayıcısı vurgulanmış. Diğer bir maddem ise vurguda dikkat etmem gereken yüklemi isim olan cümlelerde vurgu yüklemdedir. Yani kendini üzerine çekiyor yüklem. Dün buraya gelen sendin dediğim zaman burada benim yargım nedir? Sendin ifadesi. Sendin ifadesi isim köklüdür ve isimdir. O yüzden vurgu nereye çekiyor? Kendini üzerine, yani benim vurgum yüklemdedir. İsim olduğu için. Soru cümlelerinde ise vurgu cümleye soru anlamı kazandıran kelimededir. Bakıyorum. Bu kitabı ne zaman aldın dediğim zaman. Şimdi buradaki soru anlamı kazandıran ifadem nedir? Ne zaman ifadesidir. Ne zaman neyi buldurmaya yönelikti? Zarf cümlecin. O zaman vurgu nerede? Zarf cümlecinde karşıma geliyor. Ama cümlede soru eki mı ile oluşturulan soru cümlelerinde ise vurgu nerede? Soru ekinin bağlı olduğu ögede. Bakalım. Bu kitabı Ali mi getirdi dediğim zaman. Burada bakıyorum. Mı neye bağlı? Ali'ye bağlı. Ali mi getirdi? Kim getirdi? Ali getirdi. Normalde bunu düz cümleye çevirdiğim zaman ne oluyor Ali? Özne oluyor. O zaman vurgu nerede oluyor? Özne üzerinde oluyor. Bunlara dikkat edin ve vurgu sorularını rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum bu maddelerde. Şimdi biraz örnek çözümlemeler yapalım beraber. Sorularımızı daha iyi pekiştirelim. Az önce yanıma geldi. Şimdi yüklemim ne benim? Geldi ifadem. Kim geldi? O geldi. Bu nedir? Gizli öznemdir. Sonra soruyorum. Ne zaman geldi? Az önce geldi. Bu nedir? Zarf cümlecim. Nereye geldi? Yanıma geldi. Nereye sorusu da neydi? Yer tamlayıcısı olarak karşıma geldi. Diğer bir cümleyi çözümleyelim. Bu kitabı en kısa zamanda okumalısın. Şimdi okumalısın nedir? Benim yüklemim. Kim okumalı? Sen okumalısın. Bu ne oldu? Sen ifadesi. Buradaki sen ifadesi nedir? Gizli öznedir. Peki ne zaman okumalısın ya da bakalım en kısa zamanda okumalısın. Ne oldu bu? Zarf cümleci. Neyi okumalısın? Bu kitabı. Bu kitabı da ne oldu? Nesne. Nasıl nesne? Belirtili nesne. Üçüncü cümleme gelelim. Arabalar düğün için süslendi. Şimdi süslendi. Ne oldu? Yüklem. Peki sorularımı soruyorum. Özne sorularım neydi? Kim ve ne? Kim süslendi? Yok. Ne süslendi? Arabalar süslendi. Bu ne oldu? Özne oldu. Neden süslendi? Düğün için süslendi. Neden sorumda ne oldu? Zarf cümleci oldum. Sınavda zor soruları sonra çözdüm. Çözdüm ifadesi benim neyim oldu? Yüklemim oldu. Peki soruyorum sorularımı. Özlemi bulmam gerekiyor. Kim çözdü? Kim çözdü? Ben çözdüm. Bu ben ifadesi ne ifade etti bana? Gizli öznemi oluşturdum. Peki neyi çözdüm? Zor soruları çözdüm. Bu ne oldu? Nesne oldu. Nerede çözdüm?
sınavda çözdüm, bu ne oldu? Zarf cümlecim oldu, pardon. Nerede sorusu neydi? Yer tamlayıcısı oldu. Ne zaman çözdüm dediğim zaman, sonra çözdüm ifadesi de benim zarf cümleci sorum oldu. Diğer bir cümlenin ögelerine bakalım. Şimdi İzmir en sevdiğim şehirdi. Dikkat et bu soruya, bu cümleye. En sevdiğim şehirdir dediğim zaman, şimdi ben burada yüklemi şehirdir şeklinde mi almam gerekiyor? Yoksa en sevdiğim mi? Burada en sevdiğim şeklinde almam lazım. Neden? Çünkü nasıl şehir? En sevdiğim şehir. Burada bir tamlama grubu oluşturmuş. Tamlama grubu oluşturduğuna göre ben ne yapamam? Ayıramam ifadeleri. Ayıramadığım için yüklem burada tamamını aldım. Bu bir yüklemdir. Peki en sevdiğim şehir olan ne? İzmir. Ne oldu? Özlemi oluşturdum. Tamam mı buraya kadar? Şimdi diğer cümleleri çözümleyelim. Annem çürümüş olan meyveleri dolaptan çıkardı. Yüklemim ne benim burada? Çıkardı yüklemim. Kim çıkardı? Annem çıkardı. Peki annem neyi çıkardı? Meyveleri mi? Çürümüş olan meyveleri mi? Çürümüş olan meyveleri. Yine bir burada tamlama grubu var. Hepsini almak zorundayım. Bu ne oldu? Neyi çıkardınız? Cevabı nesneyi buldu. Peki nereden çıkardı dediğim zaman? Dolaptan ifadesi. Dolaptan da neyi belirledi bana? Yer tamlayıcısını belirledim. Diğer bir cümleme bakalım. Dün sabah sizin evin önünden geçtim. Şimdi geçtim. Yüklem. Kim geçti? Ben geçtim. Peki nereden geçtim? Sizin evin önünden geçtim. Bu nereden sorusu neyi bulurdu bana? Yer tamlayıcısını bulurdu. Peki ne zaman geçtim? Dün sabah geçtim. Bu da neyi buldurdu bana? Zarf cümlecini buldurdum. Bakalım diğer cümleme. Bu yıl köyde 3 ay kalacağız. Şimdi kalacağız nedir? Yüklemimdir. Kim kalacak? Biz kalacağız. Burada ne var yine? Bir gizli özne var. Peki ne zaman kalacağız? Bu yıl kalacağız. Bu ne zaman sorusu zarf cümlecimi belirledi. Ne kadar kalacağız? 3 ay. Yine neyi belirledi bu? Zarf cümlecini. Nerede kalacağız? Köyde kalacağız. Bu da yine ne oldu? Yer tamlayıcısı oldu. Diğer bir cümleme bakalım. Adam aşağıya yavaş yavaş indi. Şimdi indi. Nedir? Yüklem. Kim indi? Özlemi buluyorum hemen. Adam indi. Bu ne oldu? Özne oldu. Peki nereye indi? Aşağıya indi. Peki buradaki aşağıya ifadesi hangi nerenin cevabı? Nereye de ne demiştik? Bu yer yön ifadelerinde e, de, den halini alıyorsa hangisine giriyordu? Yer tamlayıcısına giriyordu. O zaman buradaki ifadem ne oldu? Yer tamlayıcısı oldu. Nasıl indi? Yavaş yavaş indi. Nasıl indin cevabı da zarf tamlayıcısı oldu. Diğer bir cümleme bakalım. Her gün babam çiçekleri sular. Şimdi sular nedir? Yüklem. Kim sular? Babam sular. O zaman babam ne oldu? Özne. Peki neyi sular? Çiçekleri sular. Buradaki çiçeklerim neyi mi belirtti benim? Nesnemi. Ne zaman sular? Her gün sular. Buradaki olayım da zarf cümleci oldum. Diğer örneklere bakalım. Şimdi diğer örneklerde köylü milletin efendisidir. Şimdi efendi değil neyi alacağız? Milletin efendisi şeklinde alacağız. Yine bir tamlama grubu. Milletin efendisi ne oldu? Benim tamamlayan yargım yani yüklemim oldu. Milletin efendisi olan kim? Köylü. Bu da ne oldu? Özlemi belirtti. Diğer bir cümlemde aldığım kitapları raflara yerleştirdik. Yerleştirdik yüklem. Kim yerleştirdi? Biz yerleştirdik. Peki neyi yerleştirdik? Aldığım kitapları yerleştirdik. Buradaki neyi sorusu neydi? Nesnemin cevabıydı. Peki nereye yerleştirdik? Raflara. Burada
yer tamlacısı ya da dolaylı tümleç dediğimiz ögeyi buldurdu bana. Gelelim üçüncü cümleme. Arkasına bakmadan bu şehirden ayrıldı. Şimdi yüklemle ayrıldı. Kim ayrıldı? O ayrıldı. Peki nasıl ayrıldı? Arkasına bakmadan ayrıldı. Nasıl, ne oldu? Zarf tümleci oldu. Peki nereden ayrıldı? Bu şehirden. Bu da neyimi belirledi benim? Yer tamlacısı, yani dolaylı tümlecimi belirledim. Bakalım diğer cümleme. Etrafa dikkatli dikkatli bakıyordu. Şimdi bakıyordu yüklem mi? Yüklem. Kim bakıyordu? O bakıyordu. Peki nereye bakıyordu? Etrafa. Etrafa nerenin cevabı olduğuna göre ne oldu? Yer tamlayıcısı oldu. Peki nasıl bakıyordu? Dikkatli dikkatli bakıyordu. Buradaki nasıl sorusunun da cevabı zarf tümlecim oldu. Gelelim diğer bir cümleme. Okumak en keyifli şeylerden biridir. Yine burada biridir şeklinde mi alacağım? En keyifli şeylerden biri. Yine tamlama oluşturduğuna göre ben ne yapacağım? Hepsini almak zorundayım. En keyifli şeylerden biridir. Benim neyim oldu? Yüklemim oldu. En keyifli şeylerden biri olan ne? Okumak. O zaman bu da neyimi oluşturdu? Öznemi oluşturdu. Şimdi bol bol örnek yapıyoruz. Bu sorulara dikkat et. Her söylediğimde hangi ögeye bakacağını belirle sen de. Elif akşam teyzesine gidecek dediğim zaman gidecek yüklem. Kim gidecek? Elif gidecek. Bu Elif ifadesi ne oldu? Özne. Peki nereye gidecek ya da kime gidecek? Teyzesine gidecek. Bu ne oldu? Yer tamlayıcısı. Ne zaman gidecek? Akşam. Bu akşam ifadesi de zarf tümleci oldu. Seyirciler oyunu ayakta alkışladı. Alkışladı yüklem. Kim alkışladı? Seyirciler alkışladı. Bu ne oldu? Özne. Neyi alkışladı? Oyunu alkışladı. Neyi neydi? Nesne. Nerede alkışladı? Ayakta. Bu da neyi belirledi bana? Yer tamlayıcısını belirledim. Diğer bir cümleme bakalım. Mehmet geçen yaz bize gelmişti. Gelmişti. Yüklem. Kim gelmişti? Mehmet. Peki ne zaman geldi? Geçen yaz. Bu ne oldu? Zarf tümleci. Nereye geldi? Kime geldi? Bize geldi. O zaman bu da ne oldu? Yer tamlayıcısı oldu. Diğer bir cümleme bakalım. Uzun boylu bir genç sizi sordu. Şimdi sordu yüklem. Kim sordu? Genç mi? Uzun boylu bir genç mi? Burada yine bir tamlama olduğu için kim sordu? Uzun boylu bir genç sordu. Bunun tamamını aldım. Bu ne oldu? Kim sorusuna cevap verdiği için özne oldu. Kimi sordu? Sizi dediğim zaman ne oldu burada? Nesne oldum. Diğer bir cümleme bakalım. Tarihinin en iyi oyununu oynadı. Oynadı yüklem. Kim oynadı? O gizli özne. Neyi oynadı? Tarihinin en iyi oyunu. Yine bir tamlama grubu buldum burada. Ayıramadım. Neyinin cevabına cevap verdiği için, neyinin sorusuna cevap verdiği için burada da ne oldu? Nesne oldu. Şimdi örnek cümleler bitti. Oradaki soru ifadelerine dikkat edin. Şimdi sorular üzerinde bize öge nasıl geliyor? Onlara bir bakalım. İlk sorumuza bakacak olursak. Diyor ki bu cümlenin yükleme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım cümlem ne diyor? Küçük çocuk karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı amcaya yardım etti. Şimdi benim yüklemim etmek mi? Buradaki etti mi? Yoksa yardım etti mi? Şimdi yardımcı eylemle oluştuğu için ben ne yapacağım? Tamamını almak zorundayım. O zaman bu tamamı ne oldu? Benim yüklemim oldu. Etti olamaz. Ne olacak? Yardım etti. Zaten diğerleri de yüklem ifade etmiyor. Cevabım ne oldu? Bol oldu. Çünkü bana neyi soruyor? Yüklemi soruyor. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda şöyle bir ifade var. Cümlenin temel ögeleri özne ve yüklemdir. Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur? Bakıyorum. Arkadaşlarıyla yemek yemeye çıkmış. Çıkmış yüklem. Kim? O.
Bakıyorum kim ile arkadaşlarıyla nereye çıkmış? Yemek yemeye çıkmış. Burada birden fazla öge var. Bana neyi soruyor? Özne ve yüklem. O zaman A şıkkı olabilir mi? Olamaz. Küçük çocuk sevimli mi sevimliydi? Şimdi bakalım. Burada benim yargım nedir? Sevimli mi sevimli? Sevimli ve sevimli olan kim? Küçük çocuk. O zaman burada iki öge oldu mu? Oldu. Temel ögeler mi? Temel ögeler. Cevabım ne oldu? Bolu oldu. Diğerlerine her gün buraya gelir dediğim zaman gelir yüklem. Kim gelir? O gelir. Ne zaman gelir? Her gün. Nereye gelir? Buraya. Temel ögelerden oluşmadı. Yavaş yürüdüğü için otobüsü kaçırdı. Kaçırdı yüklem. Kim? O. Neden? Yavaş yürüdüğü için neyi kaçırdı? Otobüsü kaçırdı. Kaçırdı dediğim zaman burada da temel ögelerden oluşmadığı için cevabımızı belirlemiştik. Boluydu. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Şimdi aşağıdakilerden hangisinde soru cümlenin öznesini buldurmaya yöneliktir? Şimdi bu tarz soru ifadeleri geldiği zaman düz cümleye çevir, o şekilde belirle. Mesela bu olayı kimden öğrendiniz? Bu olayı Ahmet'ten öğrendik diyorum mesela. Kimden öğrendik? Ahmet'ten. Kimden sorusu neyi buldurmaya yönelikti? Yer tamlacısını buldurmaya yönelikti. O zaman burada özneyi buldurmuş mu? Hayır, buldurmamış. Seni kim aramış? İşte seni Ali aramış diye düz cümleye çevirdim. Şimdi aramışa kim sorusu sorduğum zaman kim aramıştı? Ali aramıştı. O zaman buradaki kim sorusu neyi buldurmaya yönelik oldu? Özneyi buldurmaya yönelik oldu. Benden ne istiyordu? Hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir diyordu. Cevabım ne oldu? Bolu oldu. Buradaki nereden aldın ifadesi? İşte şuradan diyorum. Dolaylı cümle bulduruyor. Ne zaman bize gelecekmiş dediğim zaman da neyi bulduruyor? Zarf tümlecini bulduruyor. Gelelim dördüncü soruya. Diyor ki bu cümlenin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ahmet Bey sinirli ve huysuz bir adamdı. Şimdi bunun yüklemi ne olacak? Adam mı olacak yoksa sinirli huysuz adam mı olacak? Sinirli ve huysuz bir adamın tamamını almak zorundayım. Yine neyi oluşturdu burada? Çünkü bir tamlama grubu var. Tamlama gruplarını ne yapamam? Ayıramam. Tamamını aldım. O zaman bu bir yüklem midir? Peki sorumu soruyorum, özne sorumu. Sinirli ve huysuz bir adam olan kim? Ahmet Bey. Ahmet Bey neyi mi oluşturdu? Benim öznemi oluşturdu. O zaman bunun ögelerin dizilişi nedir? Özne ve yüklem ifadesidir. Cevabım ne oldu? Bolu oldu. Gelelim beşinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf tümleci bulunmaktadır? Sabah yola çıkmayı düşünüyor dediğim zaman düşünüyor. Kim düşünüyor? O düşünüyor. Peki neyi düşünüyor? Yola çıkmayı düşünüyor. Neyi ne oldu? Nesne oldu. Peki ne zaman? Sabah. Bu ne oldu? Zarf tümleci. Bana bir tane var ama birden fazlayı sorduğu için bu olamaz. Aylardır görmediğim teyzemi görmeye gideceğim. Gideceğim yüklem. Kim gidecek? Ben gideceğim. Nereye gideceğim? Aylardır görmediğim teyzemi görmeye gideceğim. O zaman bunu da alamadım. Bu da gitti. Akşam 2 saat parkın etrafında koştum dediğim zaman koştum. Yüklem. Kim koştu? Ben koştum. Burada ne zaman koştum? Akşam koştum. Ne oldu? Zarf tümleci oldu. Peki ne kadar koştum? 2 saat koştum. Bu ne oldu? Zarf tümleci oldu. Nerede koştum? Parkın etrafında. Ne oldu burada? Yer tamlayıcısı oldu. Cevabım birden fazla dediği için bu olabilir. Çünkü 2 tane var. Bakalım beni dün aramayı unuttu. Unuttu yüklem. Kim? O unuttu. Kimi unuttu? Beni unuttu. Neyi unuttu? Aramayı unuttu. Ne zaman? Dün. Burada tek bir zarf tümleci var. Cevabım ne? Birden fazla sorduğu için Ceyhan oldu. Gelelim diğer soruma. Aşağıdakilerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Her zaman penceremin önünde bekler dediğim zaman bekler. Benim neyim? Yüklemim. Kim bekler? O bekler. Nerede bekler? Pencerenin önünde. Ne zaman bekler? Her zaman. Doğru ayrılmış mı? Ayrılmış. Hafta sonu şehir dışına çıkacağız. Çıkacağız yüklem. Kim çıkacak? Biz. Ne zaman çıkacağız? Hafta sonu.
Nereye çıkacağız? Şehir dışına. Bu da doğru ayrılmış. Kitaplarını almayı unutmuş dediğim zaman unutmuş yüklem. Kim? O. Neyi unutmuş? Kitaplarını almayı. Bu da doğru. Kapıdan çıkarken ceketini aldı. Aldı ne oldu? Yüklem. Kim? O. Neyi aldı? Ceketini ne zaman aldı? Kapıdan çıkarken bu ifadem yanlıştır. O zaman cevabım ne oldu? Denizli oldu. Bugünlük dersimizi tamamladık. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.